Şubat 2016 Altınlı Gece'ye hoş geldiniz. 3. sezonun 15. bölümü. Hemen 15. bölüme geldik bu arada. Ve daimi konuklarımız Fuat Domaniç ve Devrim Sirmenler buradalar. Hoş geldiniz abiler. Hoş bulduk. Bu yayını yapmamızı sağlayan Sony'ye kameralar için teşekkür ediyoruz. Yamaha Türkiye'ye desteklerinden dolayı ve kardeşler Yamaha'ya, Türkiye'nin en büyük Yamaha bayisi motolastik.com'a lastikler için teşekkür ediyoruz. Köksal abi lastiği yollamışım, duyduk. Alacağız, yarın teslim alacağız. 200 ebat hakikaten. Köksal abiye benim de bir talebim olacak. Ya, buyurun motolastik.com. Köksal abi ne oldu? Ares 60 Corsa W. Benim lastiğim nerede diyen adam var burada. Bak evet. Köksal abi duy sesini. Peki. Motoplus'a kıyafetler için teşekkür ediyoruz. Dur bir dakika dur. Motoplus'a kıyafetler için teşekkür ediyoruz. Kiracı motorlu araçlara fren baltaları, yağlar ve debriyaj balatalarımız için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bir de biten zincirlerimiz için teşekkür ediyoruz. Sağ olsun DID'nin Türkiye distribütörü. Şimdi 3 tane de dişli getiriyor. Kilerci sponsorunuz oldu mu? Oldu. KMA bize güzel dişliler falan. Biz oraya gidip böyle balataya dadanıyoruz. Hatta bu akşam o yüzden hem kardeşler Yamaha'dan hem de kilerci motorlu araçlardan hediyelerimiz var. Kilerci motorlu araçlar en güzel sorulardan bir tanesine bir kişiye motosikletine uygun Speedol marka yağ veriyor. Bir kişiye motosikletine uygun Eni marka yağ veriyor. Bir sürü yağ getiriyor çünkü. Bir kişiye motosikletine uygun EBC ön arka fren balata setini veriyor. Teşekkür ediyoruz. Eni kilerci mi getiriyor? En iyi de artık kilerci getiriyor. Eni artık neydi? Yeni bir aydır. Hayır, Eni bir şey meşhur bir bizim İtalyan daha... Agip. Agip. İtalyan o ejderhalı. Evet. Ondan sonra bu arada kardeşler Yamaha'dan bir kişiye de kimi? Kardeşler Yamaha'dan da bir kişiye Kabuto marka Kabuto'nun Kamui modeli kaskı getiriyor. Bu arada Kabuto'yu biz biraz araştırdık. Daha doğrusu araştırmışlar. Bana söylediler. Abi bunları biliyor muydun diye. Ben bilmiyordum. Şöyle şeyler çıktı. Bir kere bu adamlar 1982'den beri kask üretiyorlarmış. Japonya'nın en büyük kask üreticilerinden biri. Dikkat edin, Çin değil, Japonya'nın. Tokyo Üniversitesi'nin uzmanlığı ve Ar-Ge ekibiyle yaptığı çalışmalarla ürün geliştiriyorlarmış falan. Bayağı bir teknolojiye abanılan bir yermiş. Ayrıca bu adamların böyle garip patentleri var. Mesela işte kaskların rüzgar kanadı, bu Aeroblade Fin denilen zıkkım, bunlar 98'de ilk icat etmişler ve patentini almışlar. İşte rüzgar dengeleyici sistem, böyle kafa şunu yapmasın, sallanmasın rüzgarda diye. Onu 2007'de şey yapmışlar falan. Dünyanın ilk tepeden havalandırma sistemini icat etmişler falan ve bunların patentlerini almışlar. Böyle bir marka. Bu markanın Kabuto'nun Kamui modeli kaskını hediye edeceğiz bu akşam sonra. Fiyat aralığı ne mesela bu kaskı? Hayatımda abi, ilk defa duyuyorum ya. O kadar İngilizce mi? Türkiye fiyatları ya. $280 mı euro mu emin değilim ama öyle bir şey. Aynı güzel. Artık fark oradan etmez. Yani. 500-600 dolarlara kadar ya da eurolara kadar gidiyoruz. Seçmeyen al. Arayı ve arayı altı gibi hafif. Yani ha, böyle, Nolan arayı arası. Evet böyle şey gibi. Yani kaliteli kask fiyatı. Evet. Yani pahalı kasklara geliyor. Evet, hayretmiş ben. Şöyle falan dönüşmeyeceğim. Sen bazı, duymuş muydunuz daha? Bazı markalar oluyor. Sadece iç pazara yönelik yıllarca yaşıyorlar. Ya Kabuto'da, Kabuto'nun ben reklamını görüyordum, anlamıyordum ne olduğunu. Ne hep diye. Böyle bir samuray koyuyorlardı. Meğersem Kabuto samuray miğferi demekmiş abi. Onun evet. Adıymış Kabuto. Eyvallah. O yüzden ismi böyleymiş. Hep de logosunda böyle bir taraf samuray, bir taraf motosiklet kaskı görüyordum. Allah Allah falan deyip devam ediyorduk yani. Allah bilir, ben sana söyleyeyim, bu hani demin bahsediyordun ya sana, Arai gibi ama başka bir atıyorum Mifuni mi Mishuni mi öyle bir ismi var. Hani onu sahibi gene bilmem X şirketidir Arai'nin de Kabuto'nun da, baba biz bunu Japon'a verelim. Arai daha iyi biliniyor batıda o marka. Onu oraya verelim. Böyle bir şey olabilir. Zaten kendi aralarında sürekli anlaşma yapıyorlar hani.
motosiklet firmaları bile hani yıllık tabii. Böyle bir rivayet var, dedikodu var. Bunlar her sene toplanır diyorlar. Bu sene kimler atak yapacak? Bu sene Yamaha ile Kawasaki atak yapacak. Honda ile Suzuki beklesin, biraz kendini toparlasın falan diye kendi alanında karar alırlar diye bir dedikodu da vardır. Bu dedikodudur. Ben böyle duydum. Japonya'ya özgün bütün diğer sektörleri de kapsayan bir şeyden bahsediyorum. Değil mi? Evet tabii, sadece oligarşi diyoruz bunda. Oligopol diyoruz bunda. Evet. Dış dünyaya karşı hani birlikte hareket etmeleri. Tabii. Evet. İşte ondan sonra mesela bu sene Suzuki saldıracak. Kawasaki ile Yamaha bir dinlensin, nefeslensin. Honda da toparlansın, o da hemen peşi sıra gelecek falan diye böyle anlaşırlar diyor. O zaman Suzuki'den hakikaten bir şey bekliyoruz. Ya bilmiyorum. 5-6 yıldır dinleniyor. Bayağı bir istirahat nadas. Uzun bir nadas var en azından. Bu arada GİS Akademi'ye de bize eğitimler için çok teşekkür ediyoruz. Verdikleri eğitimler için. Hatta bununla ilgili bugün bir videomuz var. Bugün arkadaşlarımızı, personelimizi yolladık GİS Akademi'ye tekrardan. Eğitim almaları için. Gene ne öğrendik? Bizim personel bir bok bilmiyormuş, onu öğrendik. O videoda bol bol izleyeceğiz arkadaşlarımızın rezilliğini. O da hazırdır onun videosu. Hazır değil mi onun videosu? Heh. Evet, göreceğiz işte halinizi de. Ayrıca turşu.com.tr'ye teşekkür ediyoruz. Berrak Turşuları daima yanımızda. Ve tabii ki hızlı internet için Küresel BT'ye teşekkür ediyoruz. Unutmayın, patreon.com'a girip patreon.com/altinelbiseliadam üzerinden bize destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekleriz daima. Evet, şimdi bu akşamki konularımız baba. Bir tanesi dünya ekonomisi. En sevdiğimiz konu. Tamam, peki. Bu zaten tam oraya gidiyor işler. Çünkü nereye gitsek, kimle konuşsak. Ben Amerika'dayken, şimdi geçen hafta sonu ben Amerika'daydım ya. Sürekli bu konuşuldu ve işte hani Güney Afrikalısı geldi, başka şey anlattı. Avrupalısı geldi, başka şey anlattı. Doğu Avrupalısı, Rusu geldi, başka dert anlattı. Hı hı. Çinlisi geldi, başka şey söyledi. Çok tuhaf hı hı. Şeyler çıktı. Bir tanesi şu. Bu adamlar herhalde hani bizim kadar değişen fiyatlara ve inip çıkan dövize alışık olmadıkları için dünyanın garip ülkelerinde bazı markaların bayileri eski fiyattan mal sattığı için mesela dünyanın en ucuz Moto Guzzi'sini şu an işte Kongo'da bulabilirsin falan diyor. Nasıl yani diyoruz? İşte burada mesela 12 bin euro ya diyor Amerika, şey Avrupa'da diyor bu motor. Orada şu an 6 bin euro diyor. Nasıl ya? Anladım. Abi eski fiyattan onlar öyle şey yapmışlar. O kur farkını falan algılayamadılar. Diyorum onu sattığı zaman yerine koyamayacak. O nasıl olacak? Aa bak onu sormalıyım ben. Bir sor bakalım dedim ben. Ne olacak o da? Yani. Ya. Naçizane fikrimi beyan edebilir miyim bu hususta? Buyurun. Şöyle. Şimdi 2008'de malum son kriz. Oldu bu 15 sene. Lehman kardeşler. Falan. Yani. Benim naçizane görebildiğim içgüdüsel olarak, yani ben ekonomist falan filan değilim. Öyle bir şeyim yok. Ama benim görebildiğim özellikle küresel oyuncuların bu küreselleştik ya. Babalar her yere, yani Amerika dedim artık Amerika'dan ibaret değil. Her yerde arkadaş. Ya da Rusya'sı ya da Çin'i, şusu busu zaten savaşlardan da görüyoruz. Arkadaşlar o iş öyle bir hale geldi ki arkadaşların hepsinin kuyruğu artık birbirine kör düğüm vaziyette, tamam mı? Tamam. Dolayısıyla bu 1929'daki büyük The Great Depression dedikleri şey bekleniyor bir anlamda. Şimdi 1929'dan farkı şu günümüzün. Dediğim gibi herkesin kuyruğu birbirine bağlı. 1929'da ise işte Rus kendi tankını yapıyor. Çin iyi kötü bir şey yapıyor. Japon kendi tankını yapıyor. Herkes kendi buğdayını yiyor. Herkes falan. Kendi buğdayını yiyor. Kendi şeyini yapıyor. Yoksa yemiyor. Yoksa yemiyor. Açlıktan ölüyorlar falan. Dolayısıyla 1929'da bağımsız kapalı sistemlerden bahsedebiliriz. Ama şimdi? Şimdi abi herkesin kuyruğu birbirine bağlı dediğim gibi. Şöyle bağlı. Mesela Amerika ile Çin rakipler değil mi? Güya. Abi işte şu elimizdeki telefon, şu kamera, şu bu, yani Japon'undan Amerika'na kadar, yani Çin şu anda en büyük imalatçı. Evet. Görünüşe göre. Dünyanın imalatçısı. En büyük imalatçı. Fakat gıdada dahil. Tabii. Çin şey de diyemiyor yalnız. Hani arkadaş ben her şeyi ben imal ediyorum. Okurum sizin canınızla. Neden? Geçenlerde tesadüfen önüme geldi. Dünyadaki döviz rezervleri. Evet. En büyük dolar rezervi kimdedir dersin? Çin'de.
Ama ne kadar fark yani mesela? Amerika'da ne kadar? Galiba Çin'den, trilyonlarca doları var değil mi? Şöyle, yani şöyle Amerika'nın elinde atıyorum şimdi 600 milyar dolar varken kendi parası yani. Hı hı. Çin'in elinde 3 katrilyon falan. 3.800 milyar yani 3.8 trilyon dolar var. Yani babalar şu an çok güzel monopol paralarını almışlar. Böyle nur topu gibi oturuyorlar kasalarında monopol paraları. Hadi sen şimdi Amerika'ya batır. Tıp ben garanti seni de batıracağım yani. Gibi. Yani işte Almanya, işte Rusya, Ukrayna, işte bu Orta Doğu'da olan proxy war dedikleri vekalet savaşı. Yani artık arkadaşlar kendi askerlerini göndermiyorlar. Zavallı Orta Doğu halkını birbirine kırdırıyorlar. Onlar da zaten çok meraklı birbirini kırmaya bu arada evet, gördüğümüz onlar kadarıyla. Onlar pek birbirini sevmez yani. Yani. Ama bakıyorsun işte Şiileri, efendim İran, evet. Sovyetler Birliği ve Çin tabii. Bir cephede. Tabii. Efendim Amerika'sı, Avrupalısı, Suudi ve Türk Cumhuriyeti başka bir o cephede gibi bir şey var. Tamam yani bir ekonomik kriz var ama bu bizim hani eskiden gördüklerimiz gibi bir şey olmayacak diye düşünüyorum ben. Yani abi. Çünkü zaten şöyle bir durum da var. meşhur Zeitgeist diye bir internet serisi vardır. Evet. Oraya baktığınızda da görürsünüz zaten. Bu dünyada dolaşan paranın özellikle doların en az bir asırdır karşılığı yok aslında. Evet. Babalar basıyorlar. Orduları var. Orduyu şey yapıyor. Oraya yolluyor, buraya yolluyor. Yani eski imparatorluklar gibi hani. Ama eski imparatorlukta mecburen altın vardı. Şimdi o derdi yok. O derdi. O da şey. Ferah. Ayrıca yani hani bu zaman ilerledikçe bu altının da niye bu kadar ne olacağı tartışmaları da var. Hani ne altın dediğim bir maden sonuçta. Neremize sokacağız bunları? Ne yapacaksın yani? Ne yapacaksın? Yenmiyor da. Yenmiyor, eşilmiyor. Dolayısıyla bunu zaten bir asırdır bir monopol oynanıyor yani. Haşim İşcan geçirdi. Bu arada 10 lirayken 100 bin lira oldu. Para arkadaşlar belli. Yanlış anlaşılma olmasın. Monopol dediği burada Fuat abinin kastetti. Monopol parası oyunu. Vardı ya. Hiçbir işe yaramayan bir kağıt. Haşim İşcan geçirdiğini alırsın. O işte o para da o öyle oldu diyor artık. Hani karşılığı olmayan bir şeye dönüştü. Evet, bir asırdır böyle en az görünüşü. Peki. Çok güzel. Peki biz ne yapıyoruz? Biz şimdi yeni motosikletler çıkıyor abi. Çıkıyor. Gün geçmiyor ki. Fiyatlar açıklanıyor. Mesela Yamaha'nın XSR 700'ünün fiyatı belli olmuş. Ha, neymiş? Duydunuz mu? Neymiş? Ben bir dedikodu duydum. Emin değilim o mu değil mi ama şöyle bir şey söylendi ben. Yok canım o kadar değildir dedim. 32 bin liraymış. Ne? Yok artık. MT07 25 kutu değil mi? Evet. Ne? Öyle dediler. Ben de şaşırdım. Şey mi? Japon Scrambler'ı yapmaya, Ducati'si yapmaya çalışıyorlar. Abi bilmiyorum. Yani bir arkadaşlar bir sorun soruşturun. Gel aslı astarı var mı? Bence ben yoktur aslı astarı. 32 ya. Bin lira. Emin misiniz falan dedim. Abi bize öyle dediler de daha yeni gittik bak. Ben şeyi abi merak ediyorum. Afrika Twin yeni ne olacak acaba? Afrika Twin'le ilgili fiyatıyla ilgili. Herkes bir şey söylüyor. Hı-hı. İşte mesela bir bayi dedi ki 42 bin lira olacak dedi. Başka bir bayi 56 bin lira olacak dedi. Herkes de olabilir bence. Aralarında 14 bin lira var ama. Olur sonra olur, bir şey olmaz. Böyle durdular. Yo 52 bin olur falan dediler. Resmi bir açıklama kesinlikle yok. Ve hani büyük firmalar, bütün büyük firmalarda olduğu gibi Honda Türkiye'de diyor ki şu an dövizin böyle olduğu bir ortamda açıklayan benden bana evet. Kalkıp fiyat miyat sormayın. Daha mal zaten satışa hazır değil. Ben olsam 70 falan derim. Çünkü nasıl alacağım adamı? Bol koy ki sonra hiçbir şeyini görmeden kendini paralayan bir kalabalık var. Böyle üstünü başını yırtıyor. Ya, Afrika Twin bir gelse var ya nereye gideceğim falan diye. Nereye gideceğim? Bilmiyorum onlar yani. Böyle gideceğim. Müthiş motor farların bakışı falan. Ya bak yani doğru. Hani ben motorun ağırlığından dolayı çok büyük hayal kırıklığına uğradım ama şekli şemalini beğendim. Hani Afrika Twin'e hiç işim olmadı. Belki nostaljik bir şey. Abi şunu bilmiyoruz. Yani. Sürüş karakteri huyu nasıl çıkacak? Belki çok güzel çıkacak. Tabii çıkabilir. Koskoca Honda yapıyor falan filan ama hani. Ha, tabii koskoca Honda Valedero'yu da yaptı Afrika yani. Sırf Afrika Twin adı var diye millet kendini paralıyor. Nasıl bir iştir bu? Yalnız ilk izlenimler sürüş testlerinde tabii ne kadar güvenebiliriz ayrı konu ama hep olumlu. Evet. Yani. Şimdi Afrika'da yapılan. Beklenenin ötesinde olumlu ben gibi. Ben Afrika'da yapılan lansmanlar konusunda biraz şeyle yaklaşırım. Böyle çomakla yaklaşırım. Hatırlarsanız. Son Arbin 200GS'te Kevin Ash ölmüştü. Evet, Tank yani, Slappers oldu. Evet. Ne oluyordu hatırlar mısınız? Ayağa kalkınca sele ağırlığını öne alınca böyle ayakta süreyim deyince Tank Slapper'a giriyordu motor ve
Millete atıyordu üstünden. Biliyorsun bunun gerisi de geldi. Bike dergisi test ederken aynı şekilde. Başına geldi. Bir şekilde. Gidon stopper'ı dediğimiz böyle bir o mesledin orada kilitler var, çıkıntılar var. Onlar kırıldı. Bunun resmine bastılar. Ve Bike dergisinin bu sayısında. Ertesi sayıda ya biz ettik, siz etmeyin. Ya bir şey olmuş mu? Yok ki ya. Öyle olmadı dediler. Yani. Şimdi GS oldu bir anda. Bir evvelki lansman. Nasıl bir fırça edilirse. BMW'den F800 GS lansmanıydı. Onda da Güney Afrikalı bir gazeteci ölmüştü. Aa. Evet. Onu hiç duyurmadılar. Her iki olayında resmi raporu asla açıklanmadı. Dolayısıyla Afrika'da lansman deyince ben böyle bakalım kaç cenaze var abi bu akşam diye bakıyorum yani böyle. Bu akşam cenazeler sıralı böyle. Bu nasıl olacak bu işler diye. Keza Afrika demişken Afrika'daki hırsızlıktan bahsettiğini orada. Nasıl ya? Motosiklet hırsızlığı. Güney Afrika mı? Evet abi. Şimdi Güney Afrika'da hali vakti yerinde bir kel kör bir şekilde bir kesim var. Var tabii. Var tabii canım. Alep püskülen arabalarla dolaşıyorlar. Evet. Onlara bir şey olmasın diye. Gördüm çoğunu. Evet. Dolayısıyla bu adamların motorları var. Motorlar çalınıyor. Hmm. Çalınınca bizdeki gibi başka şehirlere gidip dağıtılmıyormuş. Orada ya Mozambik'e ya da Angola'ya kaçırılıyormuş motorlar. Orada parçalanıyormuş. Sonra diyor mesela hasbelkader Mozambik ya da Angola'dan yolun geçerse karadan böyle bir köy görürsün diyor. Böyle kulübeler üstü saman falan. Bir tanesinden ooo diye bir ses geliyor. Bir bakarsın sonra mesela R1 motorundan jeneratör yapmışlar. Köyü onunla aydınlatıyorlar. Baba ile internete giriyor onunla. Tamam işte hayırlı bir işe yaramıyor. R1'le ama. Ne yapacaksın baba yani? Bizim de elektriği abi, biz bir ara aldık abi öyle. Niye bulursam rahat ettik. Yani dünyanın en verimli elektrik üretme yöntemi olduğunu iddia edemeyeceğim ama. Evet. Ne yapacaksın? Yani, bu arada benzin ucuzmuş. Herhalde ondan oluyor bu işler. Öyle binararla, R1'le, elektrikle köyü aydınlatacağım dersen. Bizim de burada hikayeler vardır ya, hani Somya'yı kaçak elektriğe bağlayıp kuyuya atmalar. O nasıl? Balık. Hani ısınsın diye. Hani yersen öyle bir dedikodu olur mu? Teknolojik sıcak olarak su için imkanlı mı bilmiyorum da. Müthiş tabii. Direnç, rezistans. Harika. Bu hırsızlık deyince yani mesela benim aklımda hep şey kalmıştır. İstatistiği de okudum. Unuttum şimdi. Öyle de çıktı. İngiltere baba. Müthiş. Evet. Hani Güney Afrika'yı falan geçmiş olabilir adamlar. Yani İngiltere'de çok acayip. Ama gerçek. Yani çok acayip. Hani öyle böyle değil. Atıyorum. Londra'da günde 100 motosiklet. Atıyorum. Evet. Böyle bir rakam yani. Daha fazla. Saçma sapan bir rakam yani. Çok daha fazla. Hani sırf Londra'dan bahsediyoruz. Yani inanılmaz bir Londra'da şey. Londra'da Ducati bayiğini odunla girip gündüz çalanlar var ya, biliyor musunuz onu? Gündüz. Gündüz vakti böyle iki kaslı adam bayiğe giriyor. İçeride de herkes öğle tatilini yemeğe gitmiş. Bir tane adam var. Çeke çeke bakıyorlar, bir motor beğeniyorlar. İyi deyip camdan çıkarmaya kalk kapıdan. Bir kapıyı tutuyor falan. Öbürü ne yapıyorsun lan diye gelince dükkancı. Onu dövüyorlar, dövüşüyorlar falan. Sonra pub'dan personel koşarak geliyor. Bu arada başka hırsızlar da geliyor. Meydan muharebesi oluyor kapıda. Böyle odunlu, zincirli falan. Londra'nın göbeği. Evet abi. Şimdi burada yalama başladı. Ya asıl bak bu işte abi kaçamıyorsun konudan. Demin dünya ekonomisi diyorduk. Şimdi şeye gelelim. İşte her gün haberlerini okuyoruz. Çoluk çombalak. İnsanlar o çok iyi karşılanmayacakları Avrupa'ya ulaşmak için ölüyorlar. Suriyeliler. Suriyeliler çoğunluğu onlardan. Iraklılar da var. Başka ülkeler de var. Afrikalısı da var. Evet. Çünkü her yerde arıza rezillik var. Her yerde arıza var. Şimdi şöyle yani işte Avrupa medeniyeti şu bu eyvallah. Çok seviyoruz. İşte hastasıyız. Hastasıyız. Tamam da bunun için öyle bir bedel de ödenmiş ki şimdi o bedelin geri ödemesi var bence gördüğüm benim. Yani o sömürgeler işte öyle sen orada dikkat. Onlar kapıya dayanıyor bir abi dayanıyor. İşte şimdi bir de arkadaşlar küreselleştirdiler ya dünyayı sağ olsunlar. O küreselleşme sadece mal satımından ibaret değil. İnsanların rahat gezmesi, dolaşması, paranın rahat dolaşması ve malların rahat dolaşması. Küreselleşme. Yani dolayısıyla o şimdi Londra'nın göbeğinde ya arkadaşlar endüstri devrimini gerçekleştirmiş. Yani dünyanın en önemli güçlerinden birinin başkentinden bahsediyoruz ya. Mozambik
Kongo'nun kenar mahallesinden bahsetmiyoruz. Ve Ducati bayi falan. Ya orada 1000 tane, bir de biliyorsun Londra'nın merkezine girmek için arabayla para ödüyorsun. Para ödüyorsun. Ödemezsen de o öyle bir kamera sistemi var ki seni hemen anında enseliyorlar arkadaş. Ha şimdi sen burada böyle bir yerde geliyorsun Ducati bayini yağma ya. Tek motorlar da yağmalıyorsun. Allah Allah. Ya. Ne ya, enteresan bir şey. Evet. Böyle yani işte. Dolayısıyla hani işte malum laf vardır ya. Önce yediğin hurmalar sonra gelir tırmalar. Şimdi bütün o egemenleri, küresel egemenleri tırmalıyor. Şimdi uzatmayacağım. Şöyle bir örnekle bitireyim. Bu durumda düzelecektir. Şöyle ki bu insanlık tarihinde benim görebildiğim hiçbir düzelme zaten iyi kalplilikten falan olmamış. Mecburiyetten. Mecburiyetten olmuş. Tamam. Şöyle ki işte hemen bitirmeye çalışayım. İngiltere'de endüstri devrimi oluyor. İşte toplumun yapısı değişiyor. Fabrikalar, kömür ocakları falan filan. Öyle bir kimsesiz çocuk, sahipsiz çocuk nüfusu oluşuyor ki. Adam bir diyor ki ya bunlara bağış topluyorum, zenginleri ziyaret ediyor işte yazıktır, günahtır falan. Bir kuruş para alamıyor. Sonra düşünüyor, başka bir sloganla zenginleri ziyaret ediyor. O da şu, diyor ki gidiyor zenginlere, bakın diyor bu kimsesiz çocukları diyor sokaktaki, kendinizi korumak için kurtarmak zorundasınız. Güzel. Çünkü biraz daha öyle beklerseniz o çocuklar bir ara artık iyice semirecekler ve hadi zombi filmleri nereden çıkıyor zannediyoruz. Kesmeye yani, gelecekler. Kesmeye yani mecazi gelecekler. Konuşuyorsun. Mecazi yok. Yani. Evet. Burada bahsettiğin kişi aslında şeye bile örnek oluyor. Karl Marx'a yani. Das Kapital'de de öyle diyor ya. Bunlar en sonunda kendini yiyecek. Hani tabii. Malları otomasyon, fabrikayı otomasyona çevirirsen işçinin maaşından kurtarırsın. Evet. Ama öyle bir yere gelir ki artık o malı alacak işçi kalmaz. O aç herifler de odunu alıp sizi basar. Şimdi şey konuşuyor arkadaşlar. Bu kapitalist sistemlerde şey konuşuyor. Ya biz insanlara belli bir asgari maaş versek. Olur ya olur diye. Çünkü sonuçta demin anlattığım gibi bir monopol parası var ortada. O paradan aslında karşılığı maaşları yok. Çoktan 100 katı falan fazla para basılmış bile dünyada görünüşe göre. Peki çok yani, güzel. Ekonomik sistemler konusunda kavga çıkmadan evvel hemen şunu söyleyelim. Niye çıkacak? Dünyada iki tip var biliyorsunuz. Bir kapitalizm, bir komünizm diye bildiğimiz. Bir de Türkiye modeli var. Türkiye Cumhuriyeti'nde uygulanan ekonomik model karışık ekonomi deniyor buna. Mixed ekonomi diyorlar. Bizde şöyledir. Normalde ihtiyaca göre devletçi, yani daha böyle sosyalist, ihtiyaca göre kapitalisttir. Örnek verelim. Neyin ihtiyacına göre? Bu soru. Devletin. Senin yani egemenlerin yani kısacası yine yani. Senin benim değil. Devletin ve devletle beraber iş tutanların diye. Şöyle diyelim. Örnek. Taksi. İstanbul'da taksi sahibi olmak. Taksi sistemi İstanbul'da mesela bir monopoldür, tekeldir. Plaka sayısı bellidir. Yeni plaka alamazsın. Olan plakalardan bir tanesini satın alman gerekir. O yüzden taksi plakası kara borsaya dönüşmüştür. Kendi kendine devlet orada bir kara borsa oluşturmuştur. O yüzden de taksi plakaları bugün kaç? 3,5 trilyon mu? Falan da onun paranın geri dönmesine bence imkan ve ihtimal yok. 2,5 milyon dolar mı? Öyle bir şey o yani. Ama o şuna yarıyor. Bir yatırım aracı. Ha o yani fiyatı arttığından dolayı sen para kazanıyorsun yoksa taksi çalışarak o para çıkartması imkan yok. Yani her gün Brunei Sultan'ın kaçması lazım. Kaç tane plaka sahibi var? Abi, 10 bin mi? Şimdi resmi biri çıksa bir devlet görevlisi yüksek bilmem ne kadar arttırıyorum dese ne olacak o? Onlar o 27 bin adam plaka sahibi böyle tüfeklerle basmışlar. Yani iş ona dönebilir. Bu mesela kapitalizme hiç uymayan bir sistem. Monopol, tekel, devlet kontrolünde iyi böyle regülasyonu var. İşte kontrol ediliyor falan. O yüzden bu korsan taksiye hayır ağlanıyor ya. O çünkü deniyor ki 27 bin tane atıyorum resmi plaka varsa 20 bin tane de korsan var. Var. Vardır. Yani klonlamışlar aynı plakaları evet. Falan. Onlar da gizli ortalıkta. Klon doğru tabii. Yani işte atıyorum TKZ23 ise plakası o TKZ23'ten bir tane de başka yerde çalışıyor o sırada. Olabilir. Canım memleketim. Tabii. Dolayısıyla böyle bir sistem var. Bu mesela tam sosyalist sisteme uygun ekonomide. Peki başka bir yere bakalım. Nesi sosyalist bunu ya? Ya abi devlet kontrolünde. Şimdi kapitalizmin temel kuralı ne? Laissez passer, laissez faire. Liberalizm. Serbest bırakıyorsun. Taksicinin mi yapıyorsun? Al abi plaka yap demesi lazımken ona böyle sınırları koyarsın.
O öyle bir anda sosyalist tarafı. New York'ta da her önüne gelen taksi plakası alamıyordum bence. New York'takinde ama tabii. Orada kota farklı. Plakada değil, şoförde. Okay, ama şoför var. Olmak sıkıntı. Çünkü sınavları var, bir sürü şeyden geçiyorsun. Ama yapmak istiyorsan yapabilirsin yani. O sınavları ama geçtikten sonra. Ne sınav geçiyor? Ben yaşadığım zamanlar çok yani şimdi geliyor. Abi şimdi hani terörist. What's your purpose of visit gibi yani tamam. Cem Yılmaz'ın esprisi geldi. Teröristi meröristi yani. Olmasın diye bu işlere çok dikkat ediliyor artık. Yani şunu demek istiyorum abi. Bu kısmı komünizme daha yakın. Bir de diğer tarafı var. Mesela otomobil satışı. Otomotiv. Tamamen kapitalist sistem. Üretiyoruz. İstediğin fiyattan sat. İkinci elinde istediğin fiyattan takıl. Hiç karışan bir şey. Ayı gibi de vergilendiriyoruz. Çiçek gibi de para geliyor devlete. Aa, herkes memnun mutlu. Araba satana abi 300 bin liraya sana güzel bir Renault vereyim falan diye böyle acayip adamlar dolanıyor. Ne diyorsun lan? Ne diyorsunuz oğlum? Delirdiniz mi siz? O paraya Renault nasıl olur lan? Yani manyak olmak lazım falan. Ya abartıyoruz abi 200 bin lira falan. Allah Allah. Çok iyiymiş. Ne, ne modeli Renault'un bu? Abi var ya. Vardır ararsan bulursun. Son zamdan sonra mesela 70 bin liraya Clio sembol falan alıyorsun. O Clio Dingol vardı ya. Ne diyorsun ya? Abi bir baksana fiyatlara. 70 bin lira. He. Ne bileyim benim arabam 20 yaşında bilemem o yüzden. Yani işte o arabaya sıkı tutunman lazım. Tutunuyorum zaten. Çünkü sen o arabanın misin? Mesela Volvo'nun yenisi. XC90 diye bir araba yapmışlar. Aa, bizim 400 arkadaş... bin lira ben diyeyim sen de 500 bin lira. Allah 500 bin lira. Abi tabii öyle. Hele bir de bana aldırırsan. Ben onu doldururum da zaten. O iPad'i var. Şahane olur yani. Neyse durumlar böyle abi. Şimdi bu bizimki karışık ekonomi baba. Duruma göre karışır değişir. Fakat bizim burada bir avantajımız var. Neden? 2016 geldi çok güzel motosikletler çıkıyor. Hmm. Birçok kardeşimizin o motorun parasını direkt verecek parası yok. Hani imkanı olmayabilir. Ama işte orada da kredi kartına taksit. İşte biraz ihtiyaç kredisi falan. Saadet zincirimiz severiz yani. Evet ya yani zaten diyorsun ya monopol parası. Tabii canım. Abi bize yani, mahsustu yani. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Tabii bundan da bahsetmek lazım. Ben bunu konu buraya gelmişken. Monopol parası demişken. Hatırlıyor musun size bir test yapmış mıydım ben? Yok. Paramızın üzerinde ne yazar? Ne yazar? Ne yazar? Şurada bir şey yazıyor. Ne yazıyor abi? Merkez Türkiye Bankası. Cumhuriyeti Merkez Bankası. Emin misin? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Doğru. Bak. Nasıl? Evet nedir o? Niye öyle? Çünkü Merkez Bankası bizim değil. He? Bizde de mi öyle? Nasıl bizim değil? Cumhuriyet Merkez Bankası. Cumhuriyeti değil. Merkez Bankası bize ait değil. Kime ait oğlum? Bilmiyorum. Onu da artık sahipleri bir ara söyler herhalde. Onun için mi öyle yazmışlar onu? Evet. Mal onun yani mal bizim değil çünkü. Ya şimdi efendim fiili olarak o dediğin vardır yoktur tartışılır ama hı. Kağıdın üzerine mi, paranın üzerine mi yazarsın bunu? Ah bak. Tamam o anlam onun için mi yazılmış sence o yani? Tabii ki. Ben çok emin değilim ondan. Peki. Şöyle diyelim. Ha, dediğin zaten, gibi olabilir. O ayrı bir konu. Zaten bu para işleri falan biraz dümen arkadaşlar. Canınızın istediği bir motor varsa bence... Tamam. Londra usulü. Dal bakçaya. Onu yapsınlar. Benim önerim yani böyle krediler falan bakıyorum şimdi ihtiyaç kredisinin İHTYC kredi yazarken çıkıyor reklamları böyle. Çok uygun imkanlar var. 2016'nın fuarı da geliyor biliyoruz. 25 Şubat'ta acayip şeyler olacak. Orada yeni modeller falan böyle esnaf işi olmadı ikinci el falan motorsuz kalmayın. İlla büyüteceğiz diye bir şart yok. Bizim arkadaşlara yaptığımız gibi burada çalışanlara motor büyüttürtmüyoruz. Onlara zorla eğitim aldırıyoruz ki olan motorla daha güzel sürsünler. O da bir şey mantıklı bir çözüm olabilir. Motorunuzu yenilemek yerine lastiğini yenileyip güzel bir eğitim alıp daha güzel süreriz mesela daha hızlı değil mi? Bence de. Böyle durumlar. Şimdi fuar demişken bahsetmemiz gereken bir başka konu var. Fuarda MT7 yapıyoruz demiştik. Aha kafa karenajını yaptık sayılır. Bu ilk kalıp. Daha tabii bir sürü şey olacak üzerine ama MT7'nin kafasını böyle yapıyoruz abi. Uzay gemisi. Çok ha? Güzel. Baya galaktika evet. Bir durum var yani evet, arkadaşlar. Evet. Fezatronik yapacağız motoru. Tamam. Bakalım neler olacak. Fuarda artık görüşürüz. Fuarda bir sürü stand yapmak için hala uğraşıyoruz. Değişik işler olacak. Soru geliyor. Selam Barkın kardeş. Geçenlerde Adana'da ismi lazım değil bir motosiklet eğitimi. Sen seversin bak. Hı. Kursuna ziyarete gittim. Arkadaşlar bu arada motosiklet eğitimi iki ünlem var. Kursuna ziyarete gittim. Arkadaşlar konuşurken kukalar arasında deli gibi süren bir MT-07 dikkatimi çekti.
Atamer Dalyan yolluyor bu arada soruyu. Lastikleri uzaktan fark edilecek kadar yere yapışıktı. Bir süre sonra tanımadığım bu arkadaş durdu. Yanına gittim. Lastik basınçlarını kontrol ettin mi? Çok fazla düşük duruyor dedi. Mahsus yapmış olabilir. Verdiği cevap beni dumura uğratan bir yanıt oldu. Böyle daha iyi yol tuttuğu için eğitimi böyle yapıyorlarmış. Daha sonra dikkat ettim. Genelde tüm motosikletlerin lastik basınçları düşüktü. Arkadaşa yaptığının hatalı olduğunu hemen oradan uzaklaşmasını tavsiye ettim. Yani o kursun yaptığını. Birkaç gün sonra California Superbike Türkiye sayfasına bakarken kursa katılım şartları arasında lastik basınçlarının ön 32 arka 30 olması gerektiğini gördüm. Bu değerler benim bildiğim kadarıyla çoğu motosiklet için bayağı düşük. Durum böyle olunca iki soru geldi aklıma. Bir, arkadaşa oradan hemen uzaklaş demekle kötülük mü yaptın? Hayır. Hayır, doğru yaptın. Bence de. İkisi farklı ortamda. Evet. İki, pist dışındaki bizim kullandığımız yollarda düşük lastik basıncının işe yaradığı anormal bir durum var mıdır? Onu şimdi cevaplayacağız. Tüm programları zevkle takip ediyorum. Videolardaki reklamlara ilgimi çekmese bile tıklıyorum. Çok teşekkür ederiz abi. Ki programlarınız devam etsin. Sağ olun, var olun. Tüm altın elbiseli adam ekibine ve Fuat Domaniç ve Devrim Silme'de selamlar, iyi akşamlar dilerim. Abi şimdi benim bildiğim pistte motosiklet aşırı lastiklerini ısıttığı için fazla şişer ve çabuk eskir ve düşürebilir bizi aşırı şişeceği için diye düşürüyoruz basıncını. Bir de çok şişince yola basan alan da azalıyor. Yani daha doğrusu indirince biraz artıyor. Çabuk ısınmasını sağlıyor. İlk önce sağlıyor. Bu bir avantaj, çabuk ısınması. Hem dediğin gibi fazla ısınınca içerideki basınç artıyor. Evet. Tekrar o şekli kavuşuyor. Ama çok da fazla şişmiyor. Siz, ben yanlış hatırlıyor olabilirim ama sizin lastikleri ölçmüştük galiba. Seninkini mi? Seninkini ölçmüştük. 70 derece miydi? 80 derece mi? Ne olmuş? Şöyle pistte, pistte oluyor tabii tabii. Yani çok sokak gibi değil. O yüzden düşürülüyor yani pist için. Yani o benim olan, yani benden hızlı giden yarışçılar ama var bir sürü. Onların 90 100 Allah ne verdiyse gidiyor. Şöyle abi. Bu okuldaki bu 30-32 muhabbeti şeysi çok genel. Yani böyle suya sabuna dokunmadan ne fazla ne az. Normal yarışçılar pistte, pist günlerine katılan iyiler çok daha yani. Lastiğine göre, bu tabi ezbere değil. Evet. Senin kilona, motoruna, süspansiyonuna ve lastiğine göre. Hangi lastik? Kimi marka çok düşük sever, kimisi sevmez. Neden? O da yanaklarının, evet, karkas yapısından. Neyse, bununla birlikte bu dediğimiz 30-32 dışarıdan böyle bu motorun çok inmiş yerle bir olmuş bir şey değil. Evet. İniklik değil. Kolay anlaşılmaz yani. Evet, evet. Peki şimdi pist dışında bizim kullandığımız yollarda düşük lastik basıncının işe yarama durumu var mıdır? Yoktur. Tam tersidir. Yani yazın çok sıcak olacak. Sen de iyi bir yolda. Abi onda 4 PSI düşürüyoruz be. O kadar. Yani hadi 5 düşürüyoruz. Yani çok yani bunun gibi böyle yerle yaksa 3 bir nokta. Yani. Tamam, yok öyle bir şey. Dolayısıyla ne diyorsa onu basın. Var böyle 30'lar civarında kullanan insanlar var ama ben sokakta şimdi Fuat abiyle en çok çatıştığım konulardan bir tanesidir Atamer abi. Bunu da açıklayalım. Ben sokakta da yarış lastiği kullanıyorum. Süper Corsa diye bir lastiği var. Çatışma yok canım. Çatışma? Pek sevmiyor. Onu fikre karşı. Baba suyu görünce aldım denedim ayrıca da. Yani ve hoşuna gitti. Hoşuma da gitti. Hemen söktü o yüzden. Ya bir dakika abicim. Bir kere şey ilgimi çekti. Onu da söyleyeyim tecrübe olarak. Yani taktım lastiği. Aynı havalar. Aynı motor. Daha konforlu oldu. Karkas daha yumuşak. Evet. Şimdi burada bizim kullandığımız lastiğin yol izni var. Yani SP versiyonu. Hayır. SC'lerin de yol izni var diye. Evet, peki. Yol izni var ama gene de insan böyle bir kuşkulanıyor. Ya bu kadar konforlu, ya bu karkas bizim o dandun yollarda ne olur diye. Bu bir. İkincisi, su görünce ki hani ben suyu gördüğüm zaman özellikle böyle kuru asfaltta şey lastiğime güvenirim. Şimdi rain lastikler var. Dalayım yapmam. Evet. Dolayısıyla onlarda da hani böyle ölüyorum olmadım ama yani seni gözlemlediğim için kışın beraber sürdüğümüzde falan abi hava yağmurladı mı
senin şaft kesiyor. Tabii. Yapacak bir şey yok ona. Tabii. Yani şimdi ona böyle bir şey yapamayız. Öyle bir şey var. Yani yağmur olduğu zaman o lastik. Kanalı yok. Bir şey yok. Kanalı hamuru o iş için değil. Biliyorsun. Evet. Yani. Şimdi onu fakat unutma lafını. Şunu söyleyelim. Ben o lastikleri kullanmama rağmen, normalde pist lastiği olmasına rağmen, normal basıncında kullanıyorum. Yani eğer benim motosikletime 36-42 diyorsa fabrika, süper korsayı da taksam sokakta yaz kış o kadar basabiliyoruz. Yani. Yaz kış 36-42 abi. O hiç ne artar ne azalır benim için. Ki ben işte 90 küsür kilo kıyafetle miyafetle daha 100 kilo bir adamım. E işte hani motoru yaldır yaldır gazlıyoruz bir de falan. Çok da güzel tutuyor. Eğer indirirsek ne olur? Şimdi oraya gelelim. Çok indiğinde birincisi yani mesela 20'nin altına falan indiği zaman süper korsalarda kafası ayrı yani. Geziyor. Tabii. Arkası ayrı geziyor. Tamam mı? Bir fazla kere yumuşak amortisör gibi bir şey oluyor evet. Kabaca yani. Daha da o böyle daha halı değil, altında tabii. Katlanır gibi oluyor. Aynen öyle oluyor. Aynen. Dönmek tamam falan. Düşük süratte gidonu çevirip bir manevra yapmak bir dert oluyor. Bir de tabii lastiğin delicesine eskiyor. Hemen eskiyor. Tabii ki. Tabii. O pistteki indirişlerde de çok eskiyor, çabuk eskiyor. Ve çizgi tutturmak dert haline gelir. Bayağı bir düşük. Ama o hava indiği için pistte eskimiyor. Çok yani daha yüksek süratle her tarafını kullandığımız için. Evet. Yani şişirten de eskiyor. Bu pistte yalnız şu eğitim pistinde lastik havasını indirme işine bir değinmek istiyorum. Buyurun. Aslında orada o kukaların arasında öyle işte slalom yapan eden Gymkhana vatandaş mı? Yani Gymkhana ya da benzeri bir iş yapmaya uğraşan vatandaş aklım erdiği kadarıyla doğru bir iş yapmış. Ne kadar indirdiğini bilemiyorum. Yani gözle görülecek kadar inmiş. Adam yerde yani bir olmuş diyor Atamer Bey. Ha. Ayrıca bütün eğitimler öyle yapılıyor diyor. Büyük o yanlış. O yani yanlış ama böyle mi dolaşacağız? Onu şuradan görüp bence şey yapmışlardır. Stuntmenler. Tek teker yapabilmek için evet, kolayca. Evet, o arkaya lastiğe bakarsanız bütün stunt videolarında YouTube'daki İnik. Aşağı yukarı bayağı inikti. Yani pide gibi. Stunt eğitimi değil, normal. Ya işte ona göre stunt yapıyor o arkadaş. Hani ha, büyük bir tane oradan ilham almışlardır diye şey yapıyor ama ya. Yapılan yanlış, o ayrı bir konu. Yani. Yapılan yanlışın yanlış olmasının sebebi de motor istediğimiz gibi yön değiştirmez, çizgi tutturamaz, kesin ve net bir şekilde süremeyiz eğer o kadar inerse. Evet. Ha, benim lastiği bana fabrika demiş ki motorun önü 30 olacak, arkası 35 olacak demiş. Ben de onu atıyorum önü 28, arkayı 30 kullanmışım. Orada çok böyle ölümcül bir sınıra evet, gelmiyoruz. Olmaz. Fakat yani burada bahsettiğimiz 10 kalmış anladım ben. 10-15 kalmış evet. Lastiğin içinde o. O olmaz. İyi bir şey değil. Evet. O böyle gezer. Çizgi tutturamaz. Tek teker baba, yapıyorsan iyi. Hoca bir şey diyordu. Yani o söylenen mesela büyük motorlar için 36-42 mesela 1000'lik. Evet. Japonlarda. O maksimum derler. Hı hı. İşte hani biraz mesela indirilebilir ama neye yazın, göre yazın. Yani evet yazın. Çok iyi bir yolda biraz daha virajlı. Kilomuz az. Belki evet yani normal o şeyde kullanmak tercih edilir. Evet, evet. Ne diyorsa onu basmak piste lazım. Piste indirmenin yani. Bir sebebi de şişik lastikle pist şartlarında çok iyi tutan bir asfalt ve çok daha büyük hızlanmalar yere basan lastiğin yeri azalıyor. Hı. Ve o az yere çok yük biniyor. Hı. Onu arttırmak için. Çünkü o anda, o zaman da o küçük yer, o küçük bant çok fazla ısınıp bir anda esnafını kaybedebiliyor. Hı hı. Yani kemikleşiyor. Çok fazla ısınıyor. Evet. Önce bir su gibi oluyor. Onun için de biraz indiriliyor ki temas yer, alanı. Temas evet. alanı artsın. O kadar daralmasın. Çünkü ısınacak bu amca beni. Evet. Daha da dolayısıyla iyice şişecek. Aynen. Nefis. Evet. Bir ara diyorlar bana. Peki arayla ilgili önce bir girizgah yapalım. Şöyle ki bugün arkadaşlarımızı GİS Akademi'ye yolladık. Sürüşlerini hiç beğenmedim ben diyorum ya genelde. O yüzden bunlara büyük motor falan yasak diyorum. Onun sebebiyle ilgili küçük bir açıklamadır. Bakalım ne diyecekler. Emre çok kötü kullanıyormuşum. Boğa çöze dedi. Evet çok kötü kullanıyorum. Kullanmamışım ben daha önce. Üstüne gidiyormuşum da tuzluk gibi. Tuzluk gibi. Ya da daha kötü bir tabir varsa onu kullanabiliriz. Caner Aytek dedi ki beni geçemiyor. Evet. Hırs yapıyor tamam. Sonra acayip gazlıyor 125'lik motoruyla. İndikten sonra yanlışlarını söylüyorum çünkü arkadan takip ediyorum. He. Hadi sabah buluştuk. Senin grup vaktinde geldi yukarı. Saat 9'da hepsi o diye. Ben dikkatli çöze bir tane soy.
Buradan nasıl kovduğumu bilmediğim için tabii. Sille tokat. Kapıya koyunca şey yapıyorlar, gidiyorlar zamanında. Önemli adam o. Fark edişlerini çok beğenmedim. Bir tek IT'yi fark edişini yaptım. Çünkü daha önce benden eğitim alan kişi vardı işlerinde. Park ediş dediğin yani... Planlı abi, çileceğin gibi. Hani kafadan gir bırak değil ama bir tanesi en azından planlı. Yine zorundu. Zaten IT'nin için kusur kolay. Dengesi gayet yerinde. Bakışları çok düşüktü çocuğun. Hala düşüyor, o zaman alacak. Ama kaldırmayı öğrendi, kafayı sağa sola çevirmeyi öğrendi. En daha dönemesi kafayı çeviriyordu ama böyle bir... Yere bakıyordu. Evet, böyle böyle. Evet Aytek, ne diyorsun eğitim hakkında? Abi eğitim çok güzel. Aslında eğitimden ziyade asfaltı çok güzel buralı. Dolayısıyla sırf eğlenme bile gelinebilir yani. Oğlum şimdi bırak reklamı. Ne düşünüyorsun? Buradaki asfalt güzel. Dendere yolunda ne yapacaksın? Yani o ayrı bir şey. Ama buranın asfaltı çok güzel. Dolayısıyla yani bayağı kendi sınırımı zorlayıp bir şeyler öğrenebiliyorum burada yani. Hala reklam yapıyor. Ya ne yapayım? Ne diyeyim? Sen Caner'i anlat. Caner Apache gibi kullanmıyor mu burada? Caner evet Apache gibi gidiyor. O hep, ben de yarış yapıyorum hep arkamda kalıyor. Gördüm oldu. Yarış yapıyordunuz. Görüntüleriniz var yani. Tur bindirdiniz Johnson'la Emre'ye. Aynen aynen. Biz de kapışmayı seviyoruz sanırsın. Ama hep arkamda kalıyor işte. Caner. Buradan Caner'e selam olsun. Vay geçiyorum diyorsun. İnazuma'yla. Evet. İnazuma'yı satıyormuşsun. İnazuma'yı satıyorum evet. Daha güzel olduğunu düşündüğüm. Bak Caner'i geçtin İnazuma'yla değil mi? İnazuma'yla çok kişiyi geçerim herhalde. Vay Oxford Elcik vardı bir de onda. Ama Elcik kısıtma sayesinde. Elcik kısıtmalı İnazuma'sını satıyormuş Aytek. Aynen. Caner nerede? Caner hala çalışıyor beni geçmek için herhalde. Arkada bir yerde. Ne varmış orada diyor. Kafayı biraz yere biraz paralel tutmayı. Ben de kafayı çevirirken omuzlarla beraber dönmeyi falan da öğrendi biraz. O kontrolleri böyle ezberlemişler ama şimdi kontrolü biraz daha böyle verebiliyorlar. Hepsi. Şey daha kızımız daha iyi. O herhalde en ümitsizi o. Ben Emre ile yarışırlar gibi geliyor bana ümitsizlik konusunda. Ya şöyle bir şey yapıyor. Acele, ne acelesi var yani hayatı çok, sanki 30 yaşında ölecekmiş şimdi abi. Öyle bir sıkıntımız var yani. Bırak izin versin. Rush. Hep rush. Yani yoksa şey, mesela dengesi çok iyi. Sabahın yavaş sürüş yapıyor. Şimdi D1'ci daha tam kullanmadı halde. Böyle kıçı sasasıydı, masasıydı falan bayağı dengede kalıyor. Hani dönüşler başlayınca sonra D1'ci kullanmaya başladı. Öğrenme deneyti fakat bugün biraz en çabuk o yoruldu. Johnson nasıl gidiyor hocam? Johnson bugün bayağı gelişti. Keşke daha önce gelseydi daha rahat olurduk. Biraz arada biraz kaçamak bir şeyler öğrenmiş. Onu toparlamakta biraz vakit kaybettik. Ama onun dışında bayağı iyi. Evet Johnson ne diyorsun? Ben seni bu hocam çok beğendi. Çok güzel sürüyormuşsun. Sen bana bu güzel bir şey göstersen, bu aleti bana göstersen bir 3 saat. Ben bunu öğrenmiş olmayacağım. Tekrar. Avantajın ne? Dördü birden geldiler. Aynı konuyu aldılar. O yüzden beraber yürüme şansları var. Yani birbirine şey yaptı. Hatta şey yaptım. Günün ortasında bir yerde oturuş pozisyonu ilgili olarak onları ikiledim böyle. Onlar birbirine kontrol ettiler falan. Oturuş pozisyonu falan derdi oldu. Oturuş pozisyonu bugünkü en iyi konuda bir tanesi. Frende daha iyi. İkinci iyi konuydu. Frende de iyilerdi. Frende Emre ile Johnson bayağı çekingenlerdi. Ama hani şey, yeveri verdim orada Johnson'a. Şeyle yaptırmadım. Plak yaptırmadım. Çünkü normalde vitesi buluyor. Şimdi Boğaç Hoca farklı bir çalışma yaptırıyor. Peki buradan çıktıklarında nasıl olacak? Hani yol tozlu biliyorsunuz dışarısı. Asıl amaçları yapmaya çalıştığım şey öyle veya böyle burada iyi de olsa bir tutuş var. Orada daha güzel bir tutuş olacak ama yapmaya çalıştığı şey bir tutuş var. O tutuşa göre o basıncı kullanmayı öğrenmek istiyorlar. Yani motorun ağırlık transferini bekliyorlar ve ön frenden gelen hissiyatla aslında basıncı arttırmayı öğreniyorlar. Evet, yani freni kayacak mı kaymayacak mı hissetmelerini öğreniyorlar. Hissetmeyi öğreniyorlar. Önce kontrayı ver. Tamam. Sonra fren. Motor dikilsin. Dikildikten sonra fren ver. Tamam. Dikilmeden değil. Arka tane daha yumuşak. Evet, virajda karşılarına ani bir şey çıktığında fren yapıp durmayı öğreniyorlar.
Vites. Gel bakalım. Evet, Boğa çocuğu elini kaldırıyor. O sırada fren yapıyorlar. Johnson geliyor. Güzel. Güzel. Beraber girişiniz. Arkadaşlar hani bu güzel bir konu. Frene bastınız, ön frene bastığınızda kayacak mı, kaymayacak mı? Bunu öğrenmek bence paha biçilemez. Bu arada bir bilgi daha vereyim. GİS Akademi artık Motto Akademi. Adı değişti. Göreceksiniz tabelalar değiştiriliyor. Yeni tabelalar takılıyor. Gelelim Caner'e. Caner'in de tabii köpek dişleri var. Ramazan çıkıyor. Hemen çıkar. Ya o CBR 125 ile 150 ile radara yakalanmış hayvan. Şey mesela böyle bazen... Zaten motor onu yapıyor mu ki ya? Radarda ispatı var, 150 yaptı diye. Aytek mesela böyle götünden götüne gidiyor falan. Bunu tacizliyor değil mi? Tacizliyor. Abi ya abi. Aytek daha kontrollü. Bence en güceklilerin. Ama o da manyak. Bir yandan da en kontrollü. O da işte motoruna sıkıldığında anlıyor. Abi şey hep anlıyoruz. Şimdi herhalde biz de öyle hatırlamıyorum ki. Yani işler olsun işte motorlar büyüsün, motorlar büyüsün. Ya bu ***'li kanalı da o VFRS 200 kiraladı ya. Tabaklı kaldı. Bir de her gün bu buraya 45 kilometre geliyor, 45 kilometre gidiyor ya Kurtköy. Gelelim Emre'ye. Emre... Ümitsiz. Ümitsizliği daha çok yeni çocuk ya. Daha çok yeni. Öyle kendi kendine kullanmış, öğrenmiş. Helva'ya en yakın. Helva'ya en yakın gitmiş olan. Bugün bir sürü şey öğrendi abi. Yani en çok öğrenen o öyle oldu. Evet. Hiç eğitime gitmemiş abi. Yani, oraya geldi sepet. Oturuş pozisyonu, ayak, bacak, kol, bakış. Yani her şey bütün. Yani yeni bir dünyaya adım attı. Ondan ise temel eğitim aldık böyle hakimete. Hakikaten ettim. Bir yanda da hani onu yapabileceği gibi böyle yumuşak başladık. Neyse baba eline sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol, var. Rica ederim. İyi yani, ki varsın yani. Hadi akademi... Tancamaya ver. GİS Akademi çözdü derdi çocuklar. Emre ile Johnson ayrı bir şekilde yola gelecekler ki onları diğer grupta meç edebilirim. Tamam. Ama onun için motorunu kullanmaya başlasın. Tamam. Özellikle bakışlar toparlandı genel grupça. Kaçıyorum bazen kaçıyorum. Üçlü biraz daha fazla kaçırıyorum. Hangi tamam. Üçlü abi? Şu üçlü. Ha. Bu da var abi. Evet, elci kısıtma işe yaramamış yani. Soracağınız herhangi bir şey var mı bugün? Çok teşekkür ederim. Çok ya hocam sen böyle dedin, ben hala ikna olmadım. Denedim yine de anlamadım. Çok ikna ettim. Ya gerçekten. Denediğim şeyler böyle çok bana fayda demiş gibi gelmedi. Çünkü burada seninle... Yok. Burada faydalı bulmadığım bir şey. Ya oraya taşımazsın zaten. Yani burada ikna olmadığım bir şey yapmazsın zaten. Benim amacım elinden geldiğince hani bak bir de buradan bak. Bu daha iyiyse zaten kabul eder vücut. Vücut kolayı ve rahat olanı tercih eder. Onu hissettirebilsem ne hali. Ben teşekkür ederim. Ben bayağı eğlenceli bir gün geri burada bıraktım. Hani ne kadar belli olduğunu biliyorum ama ben bayağı hopkili hopkili evet. Geçti gün. O anlamda teşekkür ederim. Ve hani son dakikaya kadar konsantrasyonu düşürmediğiniz için de teşekkür ederim. Hani biz teşekkür ederiz. Yolsanız da böyle hala dinliyorsunuz. Böyle hala. Güzel. Bitti mi? Değil. Son sözleri alalım. Çok eğlendik. Diz değdirseydik daha da iyi olurdu. Diz mi? Teker yapsaydık daha da iyi olurdu. Bu eğitim bana bir pantolona mal oldu. Benim de orta sefer... Sliderların da bitmiş. Evet. Evet, o zaman Fuat abi ve Devrim abiye dönüyoruz. 3 Şubat 2016 Altınlı Gece devam ediyor. 3. sezonun 15. bölümünde daimi konuklarımız Fuat Domaniç ve Devrim Sirmen. Ve enteresan bir GİS Akademi videosunu izlediniz hep beraber. Evet gördük. Çocukların durumunu da gördük. Esefle bu çocuklara büyük motor yok. Evet yok. Maalesef o durumda yani bu adamlar bu çocukların bu hali
ne olacak bunların bu hali diye bizi de düşündürüyor hakikaten. Acemi pilota F-16 teslim edilmez. Aynen. Yani. Ya o kadar da şey, yaza mis gibi olurlar. İşte ya ama yani şöyle abi, şimdi adam 125'liye biniyor, 250'liye biniyor, diyor ki ben 600'lük falan. Ha, 600'lük ses yapar, bilekte tükürük yapar. Olmaz. Yani kesinlikle o olmaz onu. Yok, o bugünkü olmaz. Performanslarından sonra zaten o olacak iş değildir yani. Onu da anlamış olduk. Durumlar böyle. Şimdi sorulara devam edelim. Hadi edelim. Caner Katar demiş ki, öncelikle tüm altın elbiseli adam ekibine Devrim ve Fuat abiye selamlar. Benim sorum renk körlüğünün araç kullanıp kullanamayacağı ile ilgili. Ben ehliyetimi alırken çevremden el altından belirli bir miktar para karşılığında sağlık raporunun bazı kurumlarca getirildiğini duymuştum. Tabii. Bu yıllar evvel tabii, artık ülkemizde öyle şeyler yok. Karnı aklıma yapalım. Gelen bir soru oldu. Bazı Avrupa ülkelerinde renk körleri ehliyet alıp trafiğe çıkabiliyorlar. Bu da yeni model motosikletlerde olduğu gibi yeni model bütün araçların gündüz de farları yanmakta olduğu için renk körleri tarafından araçlar fark edilmektedir ve sorun olmamaktadır diye bir yere bağlanıyor. Ancak bizim ülkemizde her araçta gündüz farların otomatik olarak yanmamasından dolayı bu bir mecburiyet olmadığı için renk körleri ehliyet alamıyorlar. Alakası olduğunu yani, sanmıyorum. İyi, kırmızı yeşil ışık hikayesi. Peki el altından alınan bu sağlık raporları ile trafiğe çıkan renk körleri arkadaşlar ne kadar tehlikeli bir iş yapıyorlar ya da yapmıyorlar? Bunun listeleri nelerdir? Şimdiden teşekkürler. Abi benim bildiğim o gündüz farının renk körlüğüyle hiçbir alakası yok. Benim de bildiğim. Çok özür dilerim. İlgisiz iki konu. Gündüz farının esprisi şu. Bizi bir şekilde bu demin bahsettiğimiz dünya ekonomisi xenon diye böyle bir asal gazla çalışan bir far sistemine itti. Aslında LED'e geçtiler şu anda. Şimdi ama oraya gelemeden evvel bir 20 sene hepimize bir xenon yerleştirdiler. Evet. Hatırlarsanız eğer. Bu xenonun da olayı beyni var, gazı var ve bitiyor. Ve pahalı. Şöyle düşünün. İkinci nesil Renault Megane alırsanız farların beyni, farın kendisi değil beyni 2000 saat ömrü var. Beynin. Ampulün değil, farın değil. O 2000 saat sonunda da iki tanesini 3000 liraya değiştiriyorsun. Ne diyorsun? Ne güzel. Tabii halk bunu 1-7, 2-7, 3. de isyan etti. Bakkallarda satılıyor 200 liraya xenon farın çifti yani. Evet ama o da onun yerini tutmuyor. Beyni çünkü o şeyli, hareketli. Hani vatandaşın gözünü almasın diye arkada sensör var, amortisyon orada. Araba zıpladıkça onu aşağı indiriyor, bilmem ne yapıyor ya. Oradan da sanayide yaparız bir şey. Onları hiç toparlayamadılar. Dolayısıyla yerine bu gündüz farı zıkkımı geldi. Ve xenon farlar da zaten yavaş yavaş sistemden çıkıyor. Onun yerine LED gibi. Power LED. Şu anda da bazı motosikletlerde var LED far. Güzel. Harika. Güzel güzel. Seninkinde? Sisleri LED benim. Benimki normal. Ha şey var, benimki de... O sonradan takma şeyleri var. Bizim gündüz gündüz farlarımız var. Kısa ve uzunlar LED değil. Normal. LED yani, normal. Seninkinde LED. BMW'lerde var. Panigale'de LED. Panigale'de LED. Honda Crossrunner'da çok full güzel. LED. Evet, harika. Çok güzel. Crossrunner hangi? Büyük olan mı? Hayır, küçük 800 olan. 800 Crossrunner. 800. Crossrunner'ın küçüğü. Evet evet. Herhalde BFR. Evet evet BFR. Full LED müthiş. O da güzel. BFR'de var mıydı kiraladığında? Onu hatırlamıyorum. Herhalde vardır. Neyse. Bunlar güzel şeyler tabii. Ama bunun renk körlüğüyle alakası yok. Renk körlüğünün tehlikesi neler olabilir? Kırmızı ışık, yeşil ışığı ayırt edemem. Ya da bir yerde bir uyarı ışığı yanıp sönüyor kırmızı. Yol ver demek. Ama ışık yani renk körü ışığı fark edemiyor demek değil. Rengini fark edemiyor. Ama ışığın yanıp söndüğünü fark ediyordur. Ama şunu fark edemez. Mesela turuncu yanıp sönüyorsa ne demek? Dikkat. Dikkatli geç. Kırmızı yanıp sönüyorsa yol ver. Geç. Şimdi bu enteresan bir durum. Dört yol ağzı, kırmızı bir ışık var yanıp sönen. Baba o orada bir yeşil mi turuncu mu bilmiyorum. Öyle gidiyorum var. Evet, bak o dediğin doğru. Yani oralar meçhul. Dolayısıyla Caner abi. Yaz ben sana bir şey diyeyim mi? Ya tabii memlekette gözü ama sürücü falan var. O yoldan gelene yani kadar. Gözü neler? Yani turuncuyu turuncu, kırmızıyı kırmızı olarak algılasa dahi o neydi ya falan deyip geçen de çok insan var. Ama tabii bu iki yanlış bir doğru etmez. O ayrı bir konu yani. Tabii. Ülkemizde bazı trafik işaretleriyle ilgili herhangi bir bilgi olmadığı için sürücülerimizde ehliyet sahibi
sürücü ben ev sahibi vatandaşımızda altına o işaretin anlamını yazıyorlar. İyi ediyorlar, yazsınlar. Evet, göbekler, evet. Geçiş önceliği. O mesela onları ters üçgen sarı vardır. Altına yol ver yazıyor. Yani o aslında yol ver demek ama yazsın. Siz onu anlamazsınız. Biz altına yazalım, yazsın, yol ver. Yazsın, boş. Yani ben bu tabelanın bir anlama yaramadı. Ben de biliyorum, kimse anlamıyor. Altını düşüyorum notunu. Bence doğru bir hareket. Öyle yapsınlar. Durumlar böyle Caner Katar abi. Onur Özben demiş ki Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden. Barkın merhaba, tüm ekibe selamlar. Bodrum'da yaşıyorum ve şu anda MT-09 Tracer kullanıyorum. Oo. Bizim burada asfalt nispeten iyi. Ancak şerit çizgileri normal boya değil, kabartma gibi bir şey, ıslakta kaydırır tabii. Kaydırır. Yani asfalttan yaklaşık 1 milim yüksekliği var. Çift şeritli yolda viraja girerken dışarı açılıp Apex'e doğru giderken haliyle şeridin üzerinden geçmek zorunda kalıyoruz. Geçme. Kendi şeridinde kal. Bir de bu yolda Apex diye bir şey yok arkadaşlar. Şundan da bir vazgeçelim. Pist olur Apex. Ya yani Apex denilen şey her tek şeritte de yapabilirsin. Apex'in yapabilirsin ama yolda önceliğin senin Apex'e vurmak değil abi. Canını kurtarmak. Yani. En güvenli yerde durmak. Evet. Evet. Görüşünün en iyi olacağı ve bu Apex demek değil yani evet. Çoğu zaman. Doğru. Dur şimdi Apex'e doğru giderken haliyle şeridin üstünden geçmek zorunda kalıyoruz. Bu esnada motorun dengesi bir anlık bozuluyor ve yüreğimi ağzıma getiriyor. Ama motorda çekiş kontrolü var, dert etmemen lazım. Abi önlük ayar belki. Bundan önce kullandığım Super Tenere'de bu problemi yaşamıyordum. Tracer'ın amortisörlerinin sertliğinden olduğunu düşünüyorum ve biraz yumuşatmayı denemek istiyorum. Sence doğru mu düşünüyorum yoksa bir başka bir etken mi sebep oluyor? Motosikletin kitapçığını biraz kurcaladım. Ön ve arka amortisörler için ikişer tane ayar mevcut. Yay ön yükleme ayarı, yaylanma, sönümleme kuvveti ayarı. Yani kompresyon. Abi, Onur abi. Benim önerim. Farklı lastik. Burada bahsetmemişsiniz ama büyük lastik ihtimalle basıncı, bir de lastik basıncı, bir de farklı daha yumuşak hamurlu güzel bir lastik. Onun üstünde gelen standart lastiklerle sürüyorsan o şeritten de o Dunlop mıydı, Bridgestone mıydı, o iyi bir şey değil. Onlar abi. Evet genelde iyi asfaltta daha iyi tutan markalar yani gibi Dunlop, biliyoruz hep. Yunanistan'da yok satıyor çünkü asfalt aslan gibi. Bizde olmaz. Bizde asfalt yok. O yüzden sana güzel böyle yumuşak hamurlu lastik lazım baba. O kakayı, çamuru, pisliği emecek, güzel tutacak. Belki çabuk bitecek ama fren mesafen ona göre güzel olacak. Pirelli genelde oluyor evet, bizim aklımız nerede kadarıyla. Ya da Michelin Pilot Road 3 artık 4'ü var. O da Michelin denemedim bilmiyorum. Ama Michelin'le ilgili bugün MotoGP'de kenar şey yani. Olsun. O da enteresan bir bilgidir yani. Peki. Bir soru da bende var onu. Bir dakika. Özür dilerim. Şimdi tamam. Diyor ki. Tamam. Motosikletin yine bu ayarlar nedir acaba? Nasıl bir ayarlama yapmak icap eder? Bu konuda beni aydınlatırsan sevinirim. İyi yayınlar, sevgiler. Şimdi baba. Yay ön yükleme ayarı şu. 100 kilo, 90 kilo, 100 kilo neyse. Bindim motora. Motorun önü ve arkası. Önce ölçüyoruz binmeden. Birisi tutuyor, birisi mezurayla ölçüyor. Ön amortisör ve arka amortisör üzerine ben bindiğimde 2,5 santim çökmeli. Eğer 2,5 santimden fazla çöküyorsa o zaman yayın ön yükleme ayarını birazcık arttırıyoruz. 1 klik, 2 klik o az çökene kadar. 2,5 santim çökecek o kadar. Yayı sertleştiriyoruz. Sertleştiriyoruz. Sertleştirme değil, ön yükleme. Ön yükleme diyorlar. Evet. Özür dilerim. Tamamen yanlış. Yayın sertliği aynı. Evet. Ön yüklüyoruz. Yani sanki üzerinde yük varmış gibi yaya bir muamele yapıyoruz. O tırnaklar sayesinde yapılıyor. Tık 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 tık. Bunu tamam. Da niye yapıyoruz? Buyurun. Amortisörün en verimli olduğu aralıkta çalışmasını sağlamak için. Yani yay fazla çökmüşse amortisörün de pistonu gelip dibine vurur. Vurabilir ve genelde amortisörler de o musluklar, süpaplar da yayın akışını evet, kontrol eden sonlarında o kadar iyi çalışmazlar. Çok doğru. Ortada kabaca nefis, çok güzel yerden çalışır. Evet. Maalesef öyle bir gerçek var. Amortisörlerin ortasındaki üçte birlik kısmı güzel çalışıyor abi. En üstü ve en altı kötü performans. O yüzden bizim derdimiz amortisörün optimum orta kısmını çalıştırmak. Eğer çok hafifsek bindik motorumuza bir baktık 1 santim çöküyor. Aa olmadı. O zaman da ön yüklemeyi azaltacağız. Doğru. Ki
Gene o 2,5 santim çökecek bindiğimizde. Bu da yol şartları için genelde 2,5 santim. İşte pistte ise o farklı 1,5-2 santime düşebiliyor falan. Bir de bu normal insanlar için çok meraklıysanız, kılı kırk yarıyorsanız bunu yapmak yerine doğru sertlikte yay koyacaksın. Satın alacaksın. Evet, evet. Satın alacaksın. Müthiş. Yayı değiştireceksin. Hoca çok güzel söyledi. En son bizim Hyper Pro fabrikasını ziyaretimizde de böyle bir şey vardı. Hani adam diyor ki bizim stokta hiç amortisörümüz yok. Bana siparişi Türkiye'den verirsen ben burada hemen üretirim, ertesi gün yollarım. Ama yaylar hazır. Tabii. Hangi motor? Kaç kilosun baba? Heh. Şu kadar. Hop! Kaç kilosun abi. Çok önemli. Buyur. Genelde şişkolar için o ön yüklemeyi yaparsın. Sonuna gelirsin. Bu kadar yay olur, şu kadar. Ya o zaman da yay doğrusu çalışmaya başlıyor arkadaş. Dolayısıyla yayı değiştirmek gerekebilir. Hoca çok güzel söyledi. Yani yay kendi kapanıyor zaten, evet, çat diye hemen. Evet. Hoca çok güzel söyledi. Hakikaten de maalesef yük arttığında da ona göre yay lazım. Yani belli bir yerden sonra, çünkü ben mesela 120 kiloysam, arkamda taşıdığım kişi de öyle 120 kiloysa, biz zaten motorun istiva haddini yedik. Üste çanta koyduk. Oh! Gönder gelsin. Amortisör hapı yuttu zaten. Muhakkak yayı değişmem gerekecek. O yüzden kilonuza göre ve sürüşünüze göre de bu durumlara bir bakmak lazım. Mümkünse böyle çok detaylı anlatan, böyle işte benim gördüğüm Hyper Pro'nun sitesi var. Var. O ne lazım? İşte Nitro'nun sitesi güzel anlatıyor, İngiliz'in. Bir de K-Tech miydi? Keltek miydi? Bir gene bir Keltek mi? Böyle bir K-Tech, evet. Böyle bir İngiliz var. Bir de onlara bir bakın. Racetech diye bir marka da var galiba. Amerikalı Penske'nin mesela baktım, oradan pek bir şey bulamadım ama. Hatta Amerika'da bir de şöyle bir tuhaflığa rastladım. Amerika'da motosikletten kimse anlamıyor baba. Hadi ya. Pistte dahil. Oo. Ne demek bu? Şimdi gittim orada, beni arkadaşlar karşıladı bizim memleketten. Piste giden arkadaşlar. İşte burada şu var, bu var falan anlatıyor pistleri. Çocuk 110 kilo. Motor 1000 arar. Dedim amortisörleri peki ayarlattın mı? Tabii, benim burada amortisör ayarından profesyonel anlayan adam var, onu ayarlattım dedi. Sonra başka bir abi falan. Ha öyle mi falan. Bir baktım abi. Ön yükleme 110 kilo adam bak. Ön yükleme en yumuşak iki yanında. Allah Allah. Bana döndü. Yalnız benim ayaklık çok sürtüyor virajlar. Ya neden acaba? Ya bu... Abi dedim bak. Sen bunu kime gösterdin? Hani kime ayarlattın? İşte uzmanına diyor. Dedim abi ön yükleme. Bilmiyorum dedim. O C anahtar var çantadan çıkan. Ya o bende yok dedi. Amerika diye herkes her şeyi bilecek demek değil. Ama yani genel olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Gittiğimiz hani lansmanda biz böyle gidiyoruz yaldır yaldır, işte Avrupa'dan, Japonya'dan, Rusya'dan, evet, Mortal Kombat, böyle her ülkeden gelmişler falan. Yeni yarış. Yaldır yaldır gidiyorlar. Mesela oranın yerlileri var. Onlar tırım tırım gidiyor baba. Barkın, yanılmıyorsam internette gördüm. Seninle aynı gün çıkmamış olabilir. 2 sene öncenin British Superbike şampiyonu. Evet, oradaydım. Ben beraber. Evet, o da kullanıyor yani. Evet. O da lansmanda. Evet. Ve herkes yaldır yani. Ve bizi takip eden Amerika'da yaşayan arkadaşlar, bizim kamera videoya çeken çocuklar bana dedi ki abi saydık, sırf sen bugün 10 bin dolarlık falan ceza yedin eğer polis çıksaydı karşına. Hızdan mı? Evet. Yani öyle kafanıza göre mi gidiyordunuz? Önde biri yok. Önde bir İtalyan var. Ha, İtalyan var. Abi Ducati'den İtalyan gelmiş. Kim gelecek? Ya, Amerikalı falan bilen yok. Babaya sarıyı giydirmişler. Bir de Multistrada vermişler. Mucide. Abi herif biri gidiyor. Biz de peşi sıra gidiyoruz. Bunlar arkada ağlıyor. Ne ceza yiyecekler. Allah'ım bakamayacağım falan diyor. Onlar arabayla geliyorlar. Araba bir de. Araba da ya. Bizi de sevecekler burada. Yani biz, ama ben farkında değilim. Biz normal falan diye gittik. Durduk yemek için. Bunlar böyle beti benzi atmış geldi yanımıza. Abi ya çok şanslısınız ya burada bir efsun var herhalde falan. Polis yok yani. Ya ha, hayır, çıksa şey bittik dedi ya. Herkes buna böyle komple 40 motosiklet. Böyle hepsine 500 yazar önce, ya, 1000 yazar, motorlara el koyar. Lansman mı? Bunun bir önü lansman şey kalmaz burada dedi. Zaten ne biçim lansman? Kalmaz dedi yani. Bunları böyle toplarlar, siz de öyle ayırırlar, beraber eğleniriz dedi. Allah Allah. Sen de bir daha buralara gelemezsin dedi.
Vay vay vay. Deportation. Direkt. Ya de, briefing verirsin. Sanırım şöyle bir şey var. Biz bir yerde sınırdan çıktık abi. Galiba Meksika'ya geçtik. Sonra yok, geri geldik. Yok öyle şey olmaz orada. Şöyle bir şey oldu. Kontrol noktasında böyle işte çadırlar, kum torbaları, kıyafetli böyle AR-15'li adamlar vardı bir sürü. İşte abi, border checkpoint. Geldik ona. Bizim İtalyan buna böyle bir tomar kağıt gösterdi. Ondan sonra herif bizi saydı. Böyle geçin dedi. Bizi böyle geçirdiler. Biz de devam ettik. Sonra bir daha aynısından başka bir yerde kontrol noktasına geldik. Bir de orada bir geçin bizi saydılar. Bir daha bir geçin dediler. Öyle geçtik. Rio Grande'ye mi geçtik? Allah. Pasaport falan göstermeden. Yok abi öyle. Etmeden. Yaldır yaldır gittik abi biz. Ha bu da iyi. Vallahi belki bir özel izin aldılar. Şey çünkü abi muzcu muyuz? Amerikalı. Duka finansmanlı. Abi Kaliforniya'da en hassas sınır. Sıkıntılı. Millet orada işte hücum ediyor, kıyamet kopuyor. Karteller, marteller, yani bahalar, yani. Silahlar, işkence, Allah Allah. Asit banyosunda adam eritmeler. Ama bilmiyoruz tabii. Ve abi öyleydi yani çok tuhaftı. Vay vay. Ama hani şunu söyleyeyim hakikaten sonra işte konuşuyoruz orada başka adamlarla böyle oranın yerleriyle falan. Abi motordan anlayan adam Avrupa kadar yok. Yok. O kadar meraklı da değiller zaten yani. Değiller ve satışta düşüyormuş. Düşüyor. Ya işte babalar zaten viraj yok genel olarak ülkede yani. Bu yolda vardı. Bu yolda vardı. Var. Ya, var tabii yukarıda da bir snake dedikleri, evet. Yılan dedikleri bir yol var. Bir tane ejderha bir şeysi, kuyruğu mu? O şeyde. İpisi mi? Bir şey var. Doğu yakasında. Evet. Carolina'da. Bunlara yakın da bir ejderhalı bir şey sayılır. Mulholland Drive var. Tabii bir sürü var ya Kaliforniya'da. Yani işte orada pek kimse olmuyor falan dedi. Ha, orada evet, güzel evet. Gazlanıyormuş falan ama çok düşen oluyormuş. Ama o düşenlerin çoğu anladığım kadarıyla viraj ortasında gaz kapatma. Hmm. Ben şeye hayret ettim baba. Kaliforniya'da Kaliforniya Superbike School'un diyarında evet. Bilen ya işte mi? Onlar pek giden olmuyor falan diyor. Dedim delirmişsin sen herhalde. Kaç para? $340. Ya. Bedava. Tabii. Vicdansız. Bu Bodrumlu arkadaşa dönersek, evet abi. Bence bir tracer var. Yok efendim beyaz çizgiden geçiyorum da motor pıt şöyle pıt oluyor, atıyor. Böyle oluyor. O motoru bacaklarımızla daha iyi kavrayıp gidonu biraz daha rahat tutarsak, olur abi bak. Anlık evet. O hareketi seni o kadar etkilemez bence. Çünkü yani tenere nasıl oradan eder. Şey yapıyorlar. Sırf yani. Bundan dolayı süspansiyonlarla oynayıp ayarı değiştirmek bence doğru bir şey değil. Peki. Ona gelene kadar onun yapacağı, sürücünün yapacağı birçok şey var. Evet. O da işte gidonu daha hafif tutmak. Hı. O anlık oynamadan o kadar etkilenmez yani. Çünkü düz de biz de geçiyoruz evet, o evet. Şeylerden. Bir de yolda giderken öyle karşı şeride geçerek Apex'e yok, işte kendi şeridinin içinde iki şeritli de kendi şeridinin içinde geziyormuş. Geziyor. Yani iki şerit arasında. Şeyleri nasıl geziyor? Ha. Ha okey. Yani iki şeritli gidiyor yol. Anladım. Buradan buna geçer. Anladım. O iki şeritli yolda ondan ona geçmek de doğru bir hareket değil abi. Arkadan ne geliyor ne gidiyor. Ne yani oluyor, tabii ne gidiyor. Bakmak lazım. Yani. Bir kurallara uyalım. İki de yani sırf orada oynuyor diye kur şey havada evet. O kadar ayarlara şey oynamaya gerek yok. Ben gene de Onur Özben'e diyorum ki lastik konusuna bir bakmanız lazım. Havasına özellikle. Evet. Bir de güzel lastik. Doğru. Paraya kıyınız abi. Tabii. Güzel lastik alınız. Lastik şifadır. Ya şöyle güzel lastik hakikaten fark ettiriyor. Tabii. Şu veya bu şekilde hiçbir lastik yani. Evet, az para değil. Evet. Yani hadi de ki Fuat gözünü çıkardık. Gereğinden fazla iyi bir lastik koyduk. Misal? İşte Pirelli'ler, bir şey, Pirelli, SP. Hani yumuğu evet. Abarttık, evet. Performanslı hani evet ne olur paramız gider, daha çabuk biter falan filan ama hakikaten o motordan daha çok zevk alırız. Kesinlikle. O bir gerçek. Kesinlikle. Gerçekten öyle. Kesinlikle. Peki sen bir soru var mı? Sen. Buyur abicim. Sen zamanında bir motosiklet tamir kitabından bahsetmişsin. Sarı bir kitap. Evet. Ama adını söylememişsin. Motorcycle Repair bir şey. Ha neymiş? Ha bu şeylerden bu meşhur adı da vardır bunların. Haynes değil. Ha, değil. Haynes'ler biraz üfürük. Peki neymiş? Anlat bakayım merak ettim. Ben. O motosiklet tamir kitabını ben bulayım. Bende var o kitap. Yayına çıkartayım. Hatta galiba tamam. Yayına çıkarttım ben onu. Bakın bu dedim. Bir sonraki bölümde de gösterdim kitabı. O kitabı okuduktan sonra kitabın ön sözü şeydir. Bu kitabı okuyup çalışarak kendi motosiklet tamirhanenizi işletebilirsiniz. Oo, o kadar iddialı. Müthiş.
Yani zaten ansiklopedi gibi bir şeydir. Hani karenajın sökülmesinden başlayıp en son işte şey subap ayarında falan bitiyor işte böyle hani acayip detaylı falan yani. İşte şeyin hesabı var ya. Benzinli içten yanmalı bir motorun çalışma hesabı ve o formülü vermiş. Formülün sonunda egzozdan sağlıklı çalışıyorsa su çıkması şu lazım. Şu kadar hava, şu kadar benzin, bu kadar yanacak evet. Enerji ve o işte onun kimyasal hesabını yapınca diyor en sondan egzozdan biraz da su çıkması gerekiyor. Abi o bizi biraz aşar ya. Yani Türkçe'ye çevirsen kim okuyacak onu? Evet. O okunacak gibi bir şey değil yani. Merak ettim ama neymiş bu ya? Getireceğim size. Tamam. Bir en basit el kitabını okumuyor millet ya. Doğru. Çok doğru. Rodaj nasıl yapılır? Kemal Çetin yapılmaz. Arkadaşımız sormuş bunu. Bir sonraki yayına mı getireceğiz? Evet, Kemal Çetin. Kemal Çetin Bey kardeşim size bir sonraki yayına o kitabı getireceğiz, koyacağız buraya, göstereceğiz. Ama 5 yayın sonra da biz sana soracağız ha. İyi çalıştın mı diyorum. Baya dertli ya. Okunacak gibi değil. Ufuk İnan diyor ki: "Selamlar altın elbiseli adam ekibi. Almanya'da yaşıyorum. Hoodie istiyorum ve alamıyorum." Ne hoodie'ymiş ya bu? Nasıl bir şey? Ya? Sana verdik ya. Ne verdin bana? Vermedin mi? Yok. Sana verdim. Tabii ya ben onu söylemeden çaktırmadan devamlı yiyorum. Şahane bir şey. Tamam seninki içeride o zaman. Tamam. Turşucu Almanya'ya paket yapmıyormuş. Başka bir türlü satın alma imkanım var mıdır? Saygılarla Ufuk. Ufuk abi. Oğlum milletin tansiyonu çıkacak lan sizin yüzünüzden. Hoodie alacaksın. Estağfurullah. Hoodie'nin satışı için Simruk evet. Muydu? Simruk'ta yeri var. Simruk'a gir bir bak. Orada olması lazım. Oradan kesin satışını çözersin. Çözemiyorsan da bize bir mail at, sana bir şekilde çözelim abi. Bahadır İpek diyor ki: "Selamlar altın elbiseli adam ve tüm kabile. Evvelki hafta rallilere katılmak ile ilgili sorumu cevapladığınız için öncelikle teşekkür ederim. Sorunun cevabında da söylediğiniz gibi Trans Anatolia ile ilgili tüm bölümlerinizi bir defa daha izledim. Fakat bu defa gözüme ilginç bir durum takıldı. Buyurun. Yarış sonunda dereceye girenler arasında bir pilotun Afrika Twin ile yarıştığını gördüm. Eskisiyle bu. Olabilir, tamam. Videoda bu motorun 900 cc olduğundan bahsediyordunuz. Evet, modifiyeliydi. O motor özel olarak hazırlanmıştı. İlk sorum: önümüzdeki dönemde rally için kullanacağım motoru alacağım. Bir yandan araştırmaya devam ediyorum. CRF 450 veya EXC 450 model motor almayı planlıyorum. Yani ya Honda ya KTM diyor. Güzel. Fakat Trans Anatolia'da Afrika Twin ile yarışan pilot kafamı karıştırmış durumda. Bildiğim kadarıyla rallilerde 450 cc sınırlaması var. Acaba bu durum Trans Anatolia'ya özel mi? Bu tarz yüksek hacimli ve eski, sizin tabirinizde kamyondan çıkmış bir motor alınıp bu işe girilebilir mi?" Şimdi hemen bu sorunun cevabını verelim. Trans Anatolia'da birkaç farklı kategori vardı. Bu kategorilerden bir tanesiydi. Trans Anatolia rallisi bu arada çok neşeli geçmişti hakikaten. Ürgüp'te böyle vardığımda aa falan diye böyle çadır alanı falan. Orada bir tane işte open diyorlar hani açık klasman. Ne ile istersen gel bana gönder gelsin. 1200, 1200, 2500, 2500 öyle. Ama profesyonellerin yarıştığı iddialı sınıf değil. Değil. Tabii ki. İddialı olan gene 450 tabii. O işte. Yamaha'nın globalden dünya yarışçısını evet. Getirmişler. Neydi o şişman adamın adı? Yine unuttum. Neyse böyle bu kasap herhalde falan dedik yani. Ya da takımın aşçısını getirmişler falan. O dedi. Kadar. Adam bu masa gibiydi abi. Yapma genişlik ya. Olarak. Daha sonra aynı adamı dünya lansmanında Yamaha'da EICMA'da gördük. Aa bu adam bu muymuş falan vay dedi yani. Bak ne şiş bu arada. Biz burada böyle. Ama ya. Baba bu yani tabii roketti bu arada. Ya. Şişko bir roket. Yani uçan domuzcuk, fil roket. Dumbo gibiydi. Tamam, Trans Anatolia'da o roketli olabilir. Dakar'da roket. Dakar'da da oluyor. Aynı roket devam orada. Helal, aferin. Peki. Neyse. Şeyde bir de bu açık klasman vardı. Dolayısıyla o amca da o Afrika Twin'in o açık klasmana gelmişti. O yüzden zaten hani dereceye girmesi vesairesi daha enteresan oldu o eski motorla hepimiz için. Hani gönüllerde taht kurdu. Eğer siz ilk başta ben zevkime takılacağım abi diyorsanız bu kadar da iddialı böyle EXC 450 işte CRF 450 gibi bir motor almayın. Çünkü bugün EXC 450 sanırım 52 bin lira mı? 50 bin lira mı? Ne? Bilmiyorum. Ya da 40. 13 bin liradan aşağı değil yani o da ne demek 40 bin liradan aşağı değil yani. 40 küsür bin lira. Baba. O yüzden yani istersen hani hemen oraya girme. İdman için kendine bir 250'lik al. Çalış. İdmanını yap.
O arada rally içinde bir tane, mesela 250 bana yetmez, kesmez beni diyorsan, eski tip bir 650 ya da 690 Enduro R falan gibi bir şey al, onunla katıl. Bir tadına bak. Rahat rahat takıl. Evet. Yani iddialı olduğunu da sanmıyorum. Çok özür dilerim. Hani böyle o kompetitif sınıfa değil de biz de böyle turistik olarak geziyoruz sınıfına gir. Benim yaptığım gibi biz de diye takıldık sonuçta. Gir ona, sonra bakarsın hoşuna gider, biraz daha yatırım yaparsın, biraz daha, ama zaman ver kendine, ama motivasyonunu kaybetme. Doğru. Diyorum ben. Buna bir ekleme yapabilir miyim? Geçen programdan içimde kaldı. Kafa ağzıma tıktın. Evet. Sağ olasın. Ama ilahi adalet tecelli etti. Soru geldi yine önümüze. Evet. Şimdi bunların hepsi güzel. Rally tecrübenden bahsetmen de çok güzel oldu. Fakat bir şey atladık biz arkadaşlar. Yani biz şimdi öyle bir anlatıyoruz ki yani sanki arkadaş toprakta gitme tekniklerini hatmetmiş, biliyormuş varsayımıyla hareket ediyoruz. Ya tabii ki herhalde ben adam onun motoru alıp da eğitime gidecek, bir şey yapacak. Ha, işte. Bunun şimdi eğitim buradan... için Şakir Şenkalacısı var, yazıcısı saydık. Var. Onların hepsini anlattık orada. Söyledik. Ben hatırlamıyorum. Neyse, şu şimdi ben şuradan endişe ediyorum, tamam mı? Hı. Yani şimdi birisi bana rally'ye katılacağım ya, o 900 Afrika TV'nin güzel mi deyince ben de alarm zilleri çalmaya başlar. Bence 900 değil de 1200 iyidir o. Ha, değil mi? Yani uzun lafı kısası benim önerebileceğim, benim bildiğim kim ya? Bizim Alp Şahin güzel eğitimler veriyor. Alp Şahin'in eğitim var. Çok var. Alp Şahin veriyor. Süleyman Memnun'un yerinde o tabii parkurda şey yapıyor. Ama Alp Şahin biraz daha endurocudur. Evet. Öbürü daha motocross. Daha motocrossçudur. Şimdi arkadaşımız rally düşündüğü için daha uzun yani bir kere enduro eğitimi alınsın. Yani toprakta kullanma temel eğitimleri alınsın bir zahmet. İkincisi bence rally'ye katılmak. Hayır, rally'ye katılmaktan evvel ya yerel enduro yarışlarında bir baksın bakalım ne oluyor ya. Yani 50 kilometre yarışta ne yapacak arkadaş? Ha, 250'lik bir motorla. Evet abicim, 50 ya Şile yarışında ne atıyorsun? Ne yapacaksın bakalım sen daha Transanatolia'ya gidene kadar. Yani ama onlar çok farklı biliyorsun değil mi? Ya Türkiye'de genelde hayır, dünyada da öyle. Mutedil yani bizim enduro, parkurlar. Bizim o kadar kırıcı değil. Enduro kadar yarışıyla rally'nin çok farkı var. Çok farkı var abi. Enduro'da taşa zıpla. Çok da oradan. Ama o yurt dışında bizim parkurlar o kadar kırıcı olmuyor genelde. Genelde. Gene fark var abi. Rally'de mıcır yolda diye gidiyorsun böyle, Allah'ım diyorum. Ama patlayacaklar. Çok büyük tehlike. Parça olacaklar. Şimdi bak mıcır yolda öyle. Uzatmışlar diye yani. Ama bak onun da bir tekniği var. Evet. Yani bu hani işi yani öyle yüzüyor, bir yüzüyor, sürekli yüzüyor çünkü onun. Benim endişem şey hani tamam abi rally'ye gidince böyle gidecek az gidince oluyormuş. Yahu olmuyor. İzlenimi edinilmesin. Anladın mı? Yani sudden death. Tıt diye. Yani. Aa öldü adam falan diye anlatırlar. Yani biraz bunun teknikleri araştırılsın bu arkadaşımız ya, bu tarafından da öyle. Bak taktı adama gel. Yani altın elbiseli adama soruyor. İşte bir 10 dakika cevap alıyor. Oradan kalkıp herhalde merhaba ben geldim rally'e diyecek hali yok. Bahadır Bey değil mi? Afrika TV'ni duyunca şey oldum ya. Bak Bahadır abi aman abi bak sonra bizi yer bitirir ha burada. Lütfen çok rica ediyorum. Ne olur? aman abi. Hah orada bir şey yapıyorsunuz siz. Onunla şu gidin. Oynaşıyordu ben onu tahtaya aldım. Hı. Nereye alayım? Oynayın ki stereo gelsin. Stereo mu? Stereo mu bu mikrofon? Tabii. Ne zaman stereo oldu mu? Bence değil ama işte stereo olduğu zannediliyor. Yani niyet o yönde. Ama değildir belki. Neyse. Bu mikrofon tamam, monodur. Orada bakın. Dur beni dinle şimdi. İkinci soru. Özellikle yarış tipi dur. Toprak motorlarının bakım aralıkları çok sık. Stereo evet. Ya bir dur. Şöyle ki. ne yapayım? Ya oradan bir taş attınız siz daha tam zamanında. Sıkıntı var yardımcı olmaya çalışıyorum. Abi Grammy'ye mi adayız Allah aşkına? İkinci sorum. Özellikle yarış tipi toprak motorlarının bakım aralıkları çok sık. Şöyle ki CRF 450R'ın katalog verisi her 4 saatte bir yağ değişimi gerektiğini söylüyor. Evet. Acaba bu motorlar rally'ye hazırlanırken yağ karterleri mi büyütülüyor? Ya da motorlarda daha uzun süreli bakım yapılabilmesi açısından bir takım tuningler mi yapılıyor? Özetle bismillah stok motosikleti aldık diyelim. Rally'de yarışabilmek için motor tuninglerine nereden başlamalı? Ekibinize ve abilerimize selamlar, saygılar. Baba, şimdi bizde bir tane sağ olsun spor moto EXC 450 verdi bu sene 2016, 2015 pardon. Şahane. Onunla biz böyle arada arazilere gidiyoruz. Üzerinde saat sayacı var, bir de kilometre sayacı var. Motoru çalıştırıyorsun, o saati de yazıyor.
Normalde işte 4 saatte bir yağ bakımı diyor ya. Biz böyle habire diye gitmediğimiz için bizim motor daha mesela 2 saatte. Ama 750 kilometrede. O saati öyle sayıyor. Sen belli bir devirde ve tempoda diye sürersen vay vay vay. O saat o zaman işlemeye başlıyor. Tabii, yoksa tabii, böyle tabii, benim gibi fiti emekli adamsın sen efendi gibi git arazide diyorsan o zaman o saat yazmıyor öyle. Zaten mesela 100 saat ömür verirler ama sen ben kullanalım onu. Oho 200 saat, 300 saat bir şey olmaz yani. 200 saatten çok daha fazla gidiyor. Aşırı çok gidiyor ya ben inanamadım yani. İyi bu yazmıyormuş falan diye sevindim yani. Tamam. Öyle bir durum var. O yüzden ben yani rally'e katıldım. Bitiremedim lan. Rally'den sonra döndük. Sen ver o motoru Fuat'a. Mesela gidelim bir yayla ya. Eyvah. O dişli lastikle gelmeyeceği için ilk ıslak ırmak geçişinde debriyaj bir kere bitecek. Ayda. Yapar. Yani saati çalıştırırım ben. Sen merak etme. İyi tamam saat işte çalıştıralım. Taksimetre yazdıran var yazdırmayan var. Bizim öyle taksicilik durumu abi. O yüzden şunu diyeceğim. Rally'den geldik bir yağ değişimi yapıldı. Bir hava filtresi yağ filtresi devam. Hala sürüyoruz hani o müthiş ya. Yani. Öyle zor diye dolmuyor abi. Saatlerce sürsen de o 4 saatte dolduramazsın. Sen ben böyle bir fıtı kullanacağım. Bir de çok özür dilerim. EXE 450 çok güçlü bir motor şimdi abi. Diyecek. Ya evet maksadını, ya. Öyle kullanma. Maksadını aşan ebatlarda bir erkeklik organı gibi. Yani onu böyle bunu Allah verdi de ne yapacağız biz bunu diye düşünürsün yani. O öyle bir alet o. Maazallah seker. Evet her yere aa falan aman abi o yüzden yapma onu. Evet. Lütfen başlarken 250'lik bir motor arazi için EXE 250 çok güzel. Ya da KTM'nin bildiğim kadarıyla İnsanlar için daha uygun bir 400'lüğü vardı. Artık yok. Ha. O yok abi. 400 hala çok. İşte 250'ler için daha ne düşünürler var. Vardı demiş. O free ride'ı falan diyorsan. Güzel. Free yok, ride değil, değil. 400 atıyorum. EXE değil de EXR atıyorum. Yok abi. Yok artık yok. Daha insancıl bir motordu o mesela. Abi biraz o kısmını daralttılar ürün gamını. Onun yerine şöyle yaptım. EXE 250 var. 4 zamanlı. EXE 250 var, 2 zamanlı. He. Ruh hastası. On geç. EXE 300 var. O tam iki, o da 2 zamanlı. O geçen seneki bizdeki. O ama ayıp gidiyor. Fakat ama eski o mesela 2 zamanlar gibi değil. Evet, evet. Gayet power bende gelene doğru kadar da gidiyor. Evet, evet, evet. Hani şey müthiş. Daha insani bir 3 zamanlı. O ağla başında. O kadar güzel ki o evet, motor. Evet. Bu var. Bu tam Lexington stil, bu olacak iş değil yani. Bu böyle, haydi bakalım falan. Mandingo geliyor, kaçılın yani. Ne olacak o? Değmesin yağlı boya. Çok fena bu. 450 bu böyle, evet. Aman oğlum yapmayın falan diye böyle. Çok berbat. Onu ne yapacağız bilmiyorum. Şey var yani. Sen istedin. Hadi bakalım. Ya bak Yamaha'nın WR4 250'si var. Böyle insancıl. VR250 evet. Çok güzel. Çok güzel. Hesaplı ve ama hesaplı olup da. Hesaplı değil abi. Hayır. Görece. Ne kadar biliyor musun? Hayır, 19 bin lira. KTM'den şey değil, 22 bin lira mı? E tamam baba 40 bin lira yerine 22 bin lira. Yolda gidebilen yani yol gitme izni olan ama öyle çok da hani yol endurosu. Bunun da var. Ha? Bunda da plaka var. Hmm. Plakamız ruhsatımız var. Şahane. HGS'miz bile var. Her şey fıtı fıtı gidiyorsun da o arada artık kimin neresine gelirse. Kawasaki'nin yani de var hakeza öyle bir 250'si. Onu çok getirmiyorlar. Diyorsun. KX250 F maalesef. Yani benim yani tavsiyem abi bu EXC'ler ya arkadaşın bu sorduğu sorular beni endişeye sevk ediyor. Bir şey olmaz. Ha. Bahadır abi sen 250 cc bir tane arazi motor al antrenmanlara başla. Evet. Bir tane bak. Bak ben hocadan sana eğitim al baba. Alp Şahin, Şakir Şenkalacı, Murat Yazıcı, Emirhan Gürer Alp'in okulu var şimdi. Bir tane daha vardı ya. En son dedik ki ulan bu da bak bu da vardı. Bunu atlamayalım falan. Bir şey daha vardı. Nerede? İstanbul'da mı? Güneyde mi? İstanbul'da. Bunlar sırf İstanbul'daki. Yok ya. İstanbul'da 5 tane falan var abi arazi için. Çok ve güzel. O iş mümbit. Mesela Emirhan Gürer Alp'in okulunda 15-20 tane motor var. Hadi ya. Kiraya böyle var, dizmiş. Var. Gel vatandaş. Hadi hop alan gidiyor falan. Şey. Yani o kıyafetleri de dizmişler. Bu oyunlar. Nerede bu? Kemerburgaz'da sanırım. Tamam klasik yer. Güzel. Çok öyle üzülüyorum. Evet. Yol araziye de çok yakınsın ormana. Evet. Yani giydiriyor. Böyle 100 metre sonra ormana dalıyorsun ve
kafan rahat. Parkur belli. İşte rehberlik ediyorlar falan filan. Bayağı bir sistem var. Tavsiye ederiz. Bu işi böyle yaparsanız güzel olur diyorum. Yani çünkü bu merette her zaman motorun her yarış şeyinde olduğu gibi en önemli komponent parça sürücü abi. Evet. Yani. Tabii. Ali Kartal demiş ki merhabalar, benim sorum tüm motosiklet kullanıcılarını ilgilendiriyor. Şöyle ki, trafikte seyir halinde ya da motosikleti park halindeyken motosiklet sahibinin hiç suçu olmadığı halde bir şekilde kazaya karışıp motosikleti değer kaybına uğrayan onlarca arkadaşımız var. Doğru. Benim o Çin malı skuteri Bebek'te park ettim. Tabii. Vale geri gelip üstüne çıktı jiple. Yani Çin malı skuterimiz olduğu için ne yapıyorsun ayıptır falan dedik, öyle bir şey oldu. Otomobillerde trafik sigortası kaza sonrasında oluşan değer kaybı miktarını ödemek zorunda. Bu konu otomobil kullanıcıları içinde senelerdir sümen altı ediliyordu. Kazada adamın hiç suçu yokken bile aracı iyi kötü tamir ediliyordu kel kör. Ve araç sahibi aracını ikinci elde satarken azımsanmayacak miktarlarda değer kaybına uğruyordu. Doğru. Aslında bu zararı araç sahibi değil sigorta şirketinin çekmesi gerekiyor. Bilmeyen varsa bunu da duyurmuş olalım. Çok çok güzel bir konu. Evet, özellikle yani Ali Kartal 550 güzel. Liradan aşağı trafik sigortasının kalmadığı yurdumda. Sigortacıları selamlıyoruz. Sitayişle anıyoruz. Evet, benim sorum ise şu. Aynı konu motosikletler için de geçerli mi? Aha abi sen nerelere geldin? Belki geçerli, biz bilmiyoruz. Geçerli olsa da onu sana bana söyler mi? Yok öyle bir şey falan deyip atlatırlar. Baba yani. Tamam ya, tırmalayalım işte. Geçerli yani, arabalar için geçerse bizim için de geçerli. Özet en cümle. En az araba kadar para ödüyoruz. Daha fazla. Tabii. Yani. Diyor ki sigortası. Yani sigorta arabalarda olduğu gibi kazadan mütevellit oluşan değer kaybını motosikletler için de ödemek zorunda mıdır? Çünkü herkesin bildiği üzere ülkemizde kazadan sonra boyanmış, tamir görmüş bir motosiklet ile orijinal bir motosikletin ikinci el satış fiyatı aynı olmuyor. Hele hele otantik Avrupalı ya da egzotik Japon bir motosikletiniz varsa vay halinize. Burada olan tamamıyla motosiklet sahibine oluyor. Milleti bu kadar tırtıklayan sigorta şirketlerinin değer kaybı konusunda duyarsız olması da ayrı bir paradoks. Abi para ondan çıkmadığı sürece, benden çıktığı sürece rahattır. Tabii, para ondan çıkarsa sıkıntıya düşer. Hani benden isteme de sen ne yapıyorsan yap kardeşim gibi oluyor genelde onlar. Bu konu hakkında düşüncelerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Cevaplar için şimdiden teşekkürler. İyi çalışmalar. Yalnız bir endişemiz var. Sigorta şirketleri buraya 20 avukatla gelip bizi öttürebilir tabii. Niyeymiş efendim? Onların öyle huyları var abi. Nasıl sizin öttürecek ya? O zaman hayır. Halka aydınlatsınlar yani. Evet ya. Laf. Şimdi kanuni zorunlulukları tabii ki dile getirecekler. Hukuki olarak herhangi bir şeye düşmezler. Ama benim bildiğim zaten biz motosikletle kaza yaptığımızda, mesela bir arkadaşımız var bu an, şu an şurada oturuyor. Motosikletle girdi, arabadan sekti. Neredeyse motorunu şu an perte çıkaracaklar. Daha şimdi tabii söyleyemiyor oradan. Tabii. Perte mi değil mi falan diye. Pelte oldu ama. Perte değil de pelte. Motoru. Ve arkadaş işte 2 aydır eksper mi gelecek, yüksper mi gidecek, hala orada boğuşuyor onlar. Hadi ya hala. Tabii. 2 ay mı 3 ay mı öyle bir şey oldu yani. Oldu. Bunlar güzellikleri. Şimdi Furkan Çetin'in sorusu. Yaz bir videosu var Furkan Çetin'in. Önce o videoyu girelim. Kaza videosu. Furkan Çetin CBR 250'si ile galiba düşüyor. Değil mi? Düşüyor. Açtık mı? Evet şu an açtık, oynuyor. Önden kayıyoruz. Ben seyrettim bunu geçen gün. Zemin kaygan. Evet belli. Zaten ortada bir kaygan olabilecek daha bir şerit var gibi duruyor. Oraya giriyor. Yolda da çiğ var anladığım kadarıyla. Facebook'ta okudum zaten. Yazışmış soranlarla cevap vermiş. Motoru kaldırmaya çalışırken iki arkadaş ayaklarımız kayıyordu. Zorlanıyorduk demişler. Çiğ. Şimdi çok kaygan bir yerden bahsediyoruz. Asfalt zeminin de durumunu bir gözden geçirelim. Oradaki zemin benim anladığım kadarıyla normalde alıştığımız asfalt değil. Kullanılmış olan, tutunmayı sağlayacak olan taşlar denizden çıkmış, ucu böyle yuvarlanmış, olur kahverengi ya. Renkte, o kum rengi olur ya, bir garip bir asfalttır. Evet. Öyle bir yol. Hani ziftin üzerine dökülüp, hadi asfalt oldu bu da. O da hadi muhtemelen bakalım. Zaten cilalanmış artık böyle. Gömülüp, evet ziftin içine. Bir de çiğ var. Çiğ var. Çiğ var büyük bir belki ihtimalle. Dökülmüş bir yağ var, o çiğle şey oldu. Tabii. Evet, mazot çok kötü düşmüş. Evet. Adam zap diye yapışıyor. Hızı yüksek değil o kadar. Evet. Kardeşimiz daha kontrayı verirken bayılıyor. Sormuşlar gazda mıydın, frende miydin diye. Gördüğüm kadarıyla freni de bırakmıştı orada. Evet. Yani gazda mı yoksa hala gaz kapalı mı bilmiyorum.
Hani sanırım önde yük var. Önde yük var. Gaz kapalı. Dolayısıyla ne yapsaydık diye sorarlarsa hani mümkünse biraz gazda olmak. Hı. Ve Fuat da dedi motoru dik tutarak yani, vücudun üst kısmını biraz içeri taşıyarak, evet, yani evet, motoru mümkün olduğu kadar az yatırarak dönmeye çalışırdım. Furkan Çetin Bey kardeşimiz diyor ki öncelikle iyi yayınlar. Fuat ve Devrim abilere bütün ekibe çok selamlar. Hepinize söylemiş bak. Ekipmanın önemine her fırsatta dikkat çekip bizleri daha bilinçli olmaya teşvik ettiğiniz için teşekkürler. Bugün ufak bir kaza atlattım. Çok şükür ne bende ne de motorumda hasar yok. Zemin çok kayganmış. Motoru kaldırırken bile ayaklarımız kaydı. Vaktiniz olur da izlerseniz gördüğünüz yanlış bir hareketim olmuşsa bana dönebilirseniz çok memnun olurum. Siz daha iyi bilirsiniz ancak özellikle bu havalarda yağmurdan 1-2 gün sonraları bile kuytu gölge yerlerin kaygan olabileceği konusunda dikkat etmek gerektiği konusunu hatırlatmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Tekrar yıllar boyunca harcadığınız emekleriniz için teşekkürler. Tekeriniz düz bassın. Herkese sağ, kazasız belasız sürüşler. Baba, benim diyeceğim şu. Yani üzerindeki lastik ne? İRC. İşte abi. Bir dakika. Honda değil mi bu düşen? Evet. Ya onlarda da mı İRC çıkıyor? İRC'yle geliyor. Yani Facebook'tan hatırladığım kadarıyla İRC. Konuşulmuş, yazışlı. Ve biliyorsunuz çok muteber bir eğitmenimiz mesela İRC'yle disk koyabilirsiniz diye eğitim verirken şunu da hatırlatmakta fayda var. O muteber eğitmen hayatında dizini koymamıştır. Hiçbir virajda, hiçbir pistte. İRC'yle ilgili zaten senin yolda koymuyor. Hayır yani piste de girdin. CSS eğitiminden sonra bile piste geldiğinde dizini piste koyamamıştır. Belki ama IRC lastikle bir kere koymuş adamın hattı niye? Belki bir kere koymuş. Belki düşerken hani ilk önce diz falan diz o sayılmıyor mu? Baba Allah sizi inandırsın. Eğer dizinin yere değdiği bir kere olsa onun fotoğrafını da poster yaptırır asardı internet sitesine. Yani ben kim bu bilmiyorum. Boş ver. Kim? Tamam. Sekim. Kilimcinin kör eğitimi. Şu İRC ile ilgili sen kuyuya güzel bir taş attın. Hani bayağı bir ses getirdi o. Yani satıcısından bilmem alıcısına kadar. Yani insanlar haklı olarak ya acaba doğru mu diyeyim? Hani Barkın gene böyle biraz abarttı mı? Hani sen o atıyor. Kesin atıyor. Şeref. Bizim eğitmen arkadaşımız var. Bir markanın eğitmeni. Evet. O da o lastiklerden memnun değil. Aynı motoru iki farklı lastikle İRC ve başka daha kaliteli bir şeyle kullandığında onun da görüşleri Bartın'ı destekler doğrultuda. Destekler ama o bile mesela ya İRC'ler o kadar şey falan filan diyor. Neyse uzatmayayım şunu anlatacağım. Hı. Bu MT-25'in lansmanı için bir stuntman geldi. Evet. Sağ olsun bana o eğitmen arkadaşımız bunu gösterdi. Evet. Baktım bir dakika o Samandıra'nın oradaki benzincinin orada. Hı hı. Yani olabilecek en beter zeminlerden birine. Yani o çiğ, yerler, yağ, beton. Ay, felaket yani. Baktım arkadaş o atlıyor, hopluyor, sıçıyor falan. Dedi bu lastikler tamam arkaya indirmiş. Abi dedi arka dedi İRC. Ulan Allah Allah bakıyorsun adam stopu yapıyor şey yapıyor falan. Ön Michelin. Michelin Harvard Pierce. Tabii. Önü değiştirmiş. Ön değiştirmiş. Tamam arka İRC de. Neden İRC? Kayması kayıyor lazım. Baba açacak, abi drift ama, yapacak onda. Ama tekere de kaldırıyor. Ama tabii lastiğin havası inmiş. O klasik pide gibi olmuş o. Dolayısıyla hani orada ne kullanırsan kullan oluyor anladığım kadarıyla. Ama gelir gelmez ön lastik. Demiş ki ha İrece tamam iyi ama ön Michelin alayım lütfen demiş. bir doz Michelin alırım baba. Şimdi burada hani, şimdi ama diyemeyiz değil mi şunu? Yok kardeşim senin lastiğin IRC değil de X marka olsaydı hayatta düşmezdin. Diyemeyiz ama. Çünkü bazen yolda işte yağ ne olursa olsun mazot olur, kaka olur. Evet mazot olur o kadar da kolay o çiğ düşmüş yolda kolay ayırt edilmez. Manda kakası olabilir. O ayrı. Hele bir Yunan mandaları var ki. Ya şimdi bırak Allah aşkına manyaklar yani. Neyse maazallah. Oralara girme. Hayvancılık bir şey soracağım. Bu düşen yani o zaman ne olursa olsun düşersin. Evet yani, tabii. Peki buyurun. Bu motorun jant çapları ne? 17-17. Kalınlık. Ön 110, arka 130 mu 140 mu ne? Ha bayağı ince. İnceciktir. Hmm. Ne olabilir buna? Abi Rosso 2. Evet varsa. Var. Tamam, şahane. Var. Tamam. Direkt yazıyorlar onu böyle. Evet. Hatta bir incesini yaptılar. Bizim Hacı'nın Caner'in motora CBR 125'e taktırmıştın değil mi sen Rosso 2? Onda fark etti mi? Çok. Yani IRC'den sonra. Tamam. Yani işte böyle. Yani mesela Dük KTM Dük
Hughes'ler işte öyle bir Hint malı bir naylonla geliyor. MGB midir? ZOGD midir? 250 Rosso 2 ile geliyor mesela. Evet. Ve orada hani farkı görüyoruz. Fark yani kullananlardan hep şeyler geri dönüşler alıyoruz. Evet. Fark var. Tabii fark var yani. Gözle görülür bir fark var. Cem Çağlı demiş ki Barkın Reis, Devrim ve Fuat Hocam, tüm altın elbiseli adam ekibine sevgi ve saygılar. Benim birkaç sorum olacaktı. Malum MotoGP yeni sezon testleri geçtiğimiz günlerde Malezya'da gerçekleşti. Yeni lastik ve elektroniklere alışılmaya çalışılıyor. Bak. Doğru. Loris Baz'ın 290 km/s süratle düz yolda lastiğinin ortadan ikiye ayrılıp patlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? MotoGP yönetiminde ve camiasında bir tedirginlik yarattığı kesin. İkinci sorum. Bridgestone'da da aynısı oldu. Aa, güzel. Oldu. Ne zaman? O ilk geldiğinde. Galiba ya Dağlıktan bir Japon öyle patladı mı? Tabii bir Japon sürücü bayağı ciddi Nakano diyesim geliyor ama 200 küsürle böyle bayağı o anamana lastik yüzünden. Olabilir. Lastik patladı. Evet. Nakano'nun düşüşleri değil, testlerde değil, normal giderken. Evet. Yarış öncesi ısınma tutsa evet, falan filan öyle bir şey değil. Onda da yani lastik hatasından Teoman'dan paramparça geldi oraya. Paramparça diye. Tabii. Ama bu tabii Michelin çok yeni, işte ne olacak, ne bitecek, evet. Şudur budur. Sonuçta Bridgestone yıllardır vardı, bir noktaya geldi. Evet, merakla bekleniyor. O kazadan sonra o yumuşak lastikle olmuş. O test için bütün yumuşak evet, lastikleri Michelin geri çekmiş. O testler işte diğer lastiklerle devam etmiş. Geri çekme tekniği hamile bırakmaz. Evet, arada peki enteresan. Evet. Şöyle bir şey, şimdi ben şöyle düşünüyorum abi. MotoGP'ye gelen adam zaten artık kelle koltukta, evet. Ölümü de göze almış. Ben saniyenin binde biri için gerekiyorsa burada canımı da veririm diye gelmiş adam. Evet. Ya ben o öyle düşündüklerini düşünmüyorum abi onların ya. Ya ölüyorlar ama. Ya, o ayrı bir şey ama bunlar insanlar yani ölüm düşüncesiyle yarışmıyorlar genelde. Doğru. Öyle bir şey yok. Tabii yani. Hatta bunun testini tabii, de yapabilirsiniz. Tabii. Mesela viraja girin, hep bildiğiniz bir viraja, iyi girdiğinizi düşündüğünüz bir viraja. İyi girin. Virajı girdiğinizde evet dersen güzel dönersin. Doğru. Hayır dersen dönemezsin. Kendine hayır de dönemezsin abi. O herifler de tabii ki ölümü düşünmüyorlardır tabii. Ama ölüm de buralarında tam. Hey diye geçiyor yani. Dolayısıyla orada mesela şikayet etmeyen, işte topu lastik şirketine atmayan adam benim gözümde çok kral. Doğru. Kalkıp şu ortamda tam hani motoru kıvıramayan adamın ya da işte ayarları o sezon çözemeyen adamın tam bok atma zamanı. Bu lastiklerle kim bilir bize neler olacak falan diye. Hani bu ortamda sesini çıkarmayan pilot kral. Doğru. Diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Bir de o kadar çok sensör ve data var ki. Hı. Hani işte ben yaptım. Yok kardeşim diyorlar. Öyle diyorsun ama sen gaza baksana nerede basmışsın. Abanmamışsın. Şu olmamış bu olmamış. Ne konuşuyorsun diyorlar. Bak Nakano 2004'te meşhur Highside. Highside değil abi. Lastik patlamasından dolayı burada da yazıyor. Bridgestone lastiği patladığı için 200 90 mile mı? Per hour. 320 ile. 320 ile. O işte yani kafayı yerden yere vurduğu meşhur evet. Çekimidir. Evet. Bir viraj yani girişine. Bridgestone'da da olmuş bu mesela. Bir viraj işte. Girişine geliyor. Düzlükten geliyor. Geldiği yerde böyle bef diye adam falan diyorlar. O böyle havalanıyor. Bir kafayı vuruyor, sekiyor, bir daha kafayı vuruyor. Yeşil kask ve gri kalıyor geriye. Tabii. Evet, aşağıda da bir motoru çalıyorlar galiba şu an. Benim alarmım mı çıktı? Ha, o senin alarmın. Peki. Yok. Peki. Devam edelim. İsterseniz bir kontrol de edelim bir yandan. Evet. Cemre Oktar, ne düşünüyorsunuz peki KTM'ye? Ha, ikinci sorum. KTM'nin MotoGP hazırlanması ile ilgili. Fuat Hocam daha önceki programlarda bahsetmişti. YouTube'da birkaç test videosu vardı. KTM'ye eski Honda mühendislerinin katılması ve motorun Honda'ya benzemesi konuşuluyor. Bak. Doğru. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi yayınlar, iyi geceler. Altın Elbiseli Adam ekibine saygı, sevgiler, saygı. KTM'nin MotoGP geçmişi aslında yani MotoGP sınıfındaki geçmişi 2000 küsur yıllara kadar dayanıyor. Bu Kenny Roberts Jr.'a V4 motor veriyorlardı, vereceklerdi de olmadı. Olmadı. Ama hani Petronas. Bir şey yaptılar yani. Bir şey yaptılar hani o çok meşhur, yeni değil. Meşhur yani. Petronas motor bloğu. Evet. Daha sonra Aprilia RSV4'e yar oldular. Ha, o evet, ona mı yar oldu? Öyle bir dedikodu var. O işte World Superbike'da nasıl koşturursunuz tabii, bizi tabii. Bu tabii MotoGP motoruyla geldi hepimizi tabii.
seviyor gece gündüz bunda olur mu falan diye isyan ettiler ya. Ona dayanıyor. Oyun yoksa mu? Max Biaggi 335'le baba nasıl koydum ama falan. Tabii koyarsın. Sen nereden geldin? Hayvan at demiyorlar evet. Tabii orada. Bir de yani, utanmadan yazmışlar. Yani evet. KTM'nin aslında dediğim gibi MotoGP'li olan şeyi oldukça eskiye dayanıyor. Bir böyle bir hamletler gibi bir prototip de yaptılar diye hatırlıyorum. Evet. 4. Sonra o proje rafa kalktı falan filan. KTM X-Bow adlı pahalı go-kartıyla yeterince para kaybedince iyice bir hınk oldu. Şu anda Honda'ya benziyormuş, doğru. 2017 hedefleniyor değil mi? Evet. Evet. Yani bu sene değil, bir dahaki sezon için evet. Hazırlanılıyor. Hmm. Ama şu an Moto 2'ye giriliyor galiba değil mi? Yok, Moto 2 bir şey de yapmışlar. White Power şasesini amortisörlerin yaptı diyor. Makinasını motoru sökemedik. Evet, makinası onu Honda mı bilmiyorum. Yani çünkü şu anda benim bildiğim kadarıyla Moto 2'de mühürlü Honda az yönetilmiş 600 RR motoru kullanılıyor. Evet, çiçek. Bunlar belki kural mı değişecek? Belki değişecek ileride. Yani bizim motosiklet hırsızları duymasın. Oradan artık toplar makineyi. 600 RR blokları hazır abi. Peki, o zaman şimdi Amerika'ya gittik geçen hafta sonu. Beni delirdiğim için hafta sonu Amerika'ya gidiyorum, geliyorum falan. Ducati'nin XDR lansmanına gittik. Bununla ilgili çok kısa bir videomuz var. Ve orada işte bir takım güzel böyle kareler, bir şeyler, bu kaskı taktım kafaya. Yani çapırcıyız ya, ayaklar önde güzel. Falan. Biraz Toto'yu kıran bir oturuş pozisyonu olsa da 260 kilometre yapınca bir günde biraz yamuluyor insan. Ama güzel şeyler çıktı. Bakalım o videoda ne yapmışız. Evet, sonunda çıkabildik otelden. Gündüz moduna geçti bu arada gösterge. Motor bu arada Diavel'den daha farklı oturuş var hakikaten. Ayaklar önde. Yani adından ve jantından başka çok benzeyen bir şey yok. Aynı Diavel'le falan demeden evvel bir daha düşünürüz. Şimdi bu ayak önde sürüşün esprisi de şu bak. Ayağımın ortasıyla basıyorum. Ayağımı ucuyla böyle itelemek zorunda kalmıyorum, anlıyor musun? Bu güzel bir şey yani. Güzel. Bunun olayı biliyorsunuz 5000 devir bu motorun olayı. Bu 5000 devir de kudruk bu. Hayvan kudruyor. 3 tane rakam telaffuz ettiler. Bir tanesi 5000. Diğeri 60. Öbürü 40. 60 bu motorun üzerinde yapılabilecek modifiyeli kombinasyon sayısı. Şöyle düşün, ayaklıkların pozisyonu değişebiliyor. Sele 3 versiyon, gidonun ileri geri hareketi. Bütün bunların modifiyesiyle 60 kombinasyon çıkıyor. Ayrıca ayaklıkların bir de istenirse ortaya alınan versiyonu var. Şu an benim sürdüğüm S versiyonu, böyle parıl parıl depolu falan, bir de standardı var, mat depolu. Bunun amortisörü biraz daha fiklikli. Bir de bunun frenler Brembo M50 kaliperi. Biliyorsunuz M50'yi herkes hasta. Evet, sonunda otoyoldan çıkıyoruz. Ve dağ yollarına bağlanıyoruz. Hele şükür ya. Bunun hali biraz yaman. Motoru biraz kötü bırakmış. Evet. Bu spor modunda. Bunun amortisörler biraz daha farklı. Özellikle arka amortisör. Hava ısındı bu arada. onu S'e niye S dediklerini anladım. Evet abi. Yavrum. Evet.
Artık niye bir S versiyonunun olduğunu biliyorum. Çünkü bunun amortisör farkı böyle bir hissettiriyor bir şeyler. Bu S, bu normal. Normalin amortisörle S'in amortisörde ufak bir fark var gibi geldi bana, bilmiyorum neden. Altın Elbiseli Adam'ın 3 Şubat 2016 yayını devam ediyor. 3. sezonun 15. bölümünde bayağı uzun bir program yapıyoruz. Hacı abileri de biraz yorduk, kusura bakmayın. Soru da çok, üzerine konuşacak muhabbet de çok, birikmiş bir sürü şey var. Şimdi geçen haftalarda tartıştığımız bir konu vardı. Bu şeyle ilgili, Rossi'nin ayağını açmasıyla ilgili MotoGP'de, öyle midir böyle midir? Bence dümen falan demiştim ya. Bilal Çakar demiş ki, bütün ekibe selamlar. Yazı uzun olduğu için iki parçada gönderiyorum. Barkın abi, geçen hafta Rossi'nin viraja yaklaşırken ayağını açtığı hareket uzun uzun tartışılmıştı. Araştırdığım kadarıyla açıklık getirmek istiyorum. Literatüre The Rossi Leg Wave, yani Rossi'nin ayak sallaması olarak giren, ayağını pekten kaldırıp dışarı doğru açma hareketi 2009 yılında Rossi'ye sorulmuş. Rossi özel bir nedeninin olmadığını, sadece doğal hissettirdiğini belirtmiş. Daha sonra bu hareket önce Marco Melandri'de ve Loris Capirossi, daha sonra Pedroza, Stoner ve Moto2 ve Moto3 sürücülerinde de görülmeye başlanmış. Kenan Sofuoğlu'nda da. Evet. Kenan Sofuoğlu'nda Toprak da yapıyor galiba artık. Emin değilim ama. Stoner ve Pedroza'ya bu soru sorulduğunda frenleme esnasında dengeyi daha iyi sağladıklarını iddia etmişler ama net bir cevap yine alınamamış. Bu konuyu araştıranlara göre fazladan enerji harcatan bu hareketin bir avantajı olmalıydı. Rossi'ye daha sonraki yarışlarda da sorulduğunda o da yine özel bir anlamı olmadığını ve frenlemeye yardım ettiğini söylemiş ve soruların devam etmesi üzerine Rossi ve Jeremy Burgess, o zamanki şef mekanikeri, Rossi'nin aynı virajı ayağını açarak döndüğü ve ayağını pekten kaldırmadan döndüğü turların datalarını karşılaştırıyorlar ve tur zamanlarında motordaki ağırlık dağılımında hiçbir fark göremiyorlar. Araştırmacılar için bu sonuç da yeterli olmuyor ve daha derine inmeye karar veriyorlar. Ve American Dirt Trackers, yani toprakta sürekli sağa sola doğru dönülen yarışlar, yarışında buna benzer manasız hareketlerin olduğunu görüyorlar. 4 Trackers yarışçısı 7 kez AMA Grand National Champion, yani Amerikan Motosiklet Birliği'nin büyük milli şampiyonasında şampiyon olmuş Chris Carr, arkadaki rakiplerini kontrol etmek sol omzunun üzerinden değil, sol elini gidondan kaldırıp koltuk altından arkaya baktığını görmüşler. Chris'e bu durum sorulduğunda bunu Scotty Parker'dan gördüğünü belirtmiş. O da öyle yapıyor diye. Parker'a sorulduğunda Jay Springsteen'den öğrendiğini söylemiş. Springsteen'e sorulduğunda Mert Lowell'den, o hani On Any Sunday'deki kahramanımız Mert Lowell'den ona gösterdiğini söylemiş. Mert Lowell, Bart Markle'den gördüm demiş. Bart Markle da Carol Ressweber'den gördüğünü söylemiş falan filan. O da Teksaslı bir yarışçıdan gördüğünü söylemiş. Chris Carr. Araştırmacılar Teksaslı yarışçıyı bulmuşlar. Neden arkaya bu şekilde baktığını sorduklarında, çocuklar benim sol gözüm kör. Sol omzumun üzerinden arkaya bakmaya çalıştığımda arkayı görmek için tamamen arkaya dönmem gerektiğinden ben de böyle bir teknik geliştirdim. Böylece arkaya bütün vücudumla dönmem gerekmiyor demiş. Bu cevap üzerine araştırmacılar Rossi'nin bu hareketinin ilk ne zaman kullanıldığını araştırıyorlar. Ve 2005 yılında Jerez pistinin son virajında yine Rossi'nin Sete Gibernau'nun içine daldığı geçişte Gibernau kapıyı kapatmakta geç kalınca Rossi'ye temas ediyor. O anda Rossi ayağını pekten açıyor. Gibernau pist dışına çıkıyor. Rossi galibiyeti alıyordu. Ve Rossi daha sezonun ilk yarışında böyle bir geçişle en büyük rakibine karşı psikolojik üstünlüğü eline alıyor. Ve sezon boyunca büyük bir dirençle karşılaşmadan sezonu şampiyon olarak tamamlıyordu. Çok özür dilerim.
Araştırmacılar durumu son olarak bu hareketin Rossi'nin tiyatral bir oyunu olduğunu, daha çok psikolojik ve Rossi'ye kendini iyi hissettiren, ona yardımcı olduğunu düşündüğü bir hareket olarak özetliyorlar. Her ne kadar datalar, bunun bilgiler, gelen veriler bunun aksini söylese de Rossi'nin griddeki hakim etkisi diğer pilotları da ister istemez böyle bir hareket yapmaya itiyor. Eğer bir gün biri ayağını açmadan Rossi'ye karşı üstünlüğünü ele alırsa bu harekette büyüsünü kaybeder deniyor son olarak. Ama sonraki yıllarda Rossi defalarca mağlup edilmesine rağmen bu hareket yapılmaya devam ediyor. Ve 2012 yılında bu soru Monster Tek Güç Uşağı'nın Yamaha şefi Guy Coulon'a soruluyor. Coulon da aynı şekilde bu hareketin datalarda bir avantajı görünmediğini ama frenleme esnasında ayağı içeri doğru uzatmanın vücudu kaydırmadan motorun ağırlık merkezini içeri doğru almaya yardımcı olduğunu belirtiyor. Çünkü frenleme esnasında omuzları oynatmanın ve vücudu içeri kaydırmanın zor olduğunu, bu hareketin vücudu oynatmadan ağırlık transferi sağladığını, böylece daha stabil bir frenleme sağladığını belirtiyor. Coulon bunun testini yapıp yapmadıkları sorusu üzerine yapmadıklarını ama bir test pilotuyla bunun denenebileceğini, ancak sürüş stili bu olmayan bir pilotun bu hareketi nedenle efektif kullanabileceğinden emin olmadıklarını, çünkü pilotların bunu düşünmeden yaptığını söylüyor. Lorenzo'nun takım şefi Wilco Zellenberg de ama adamlar dalmışlar. Bu iki tane makale büyük bir ihtimalle bu arkadaş sordu bana Facebook'ta. Hı hı. Aynı arkadaşımı emin değilim ama ben bu iki makaleyi bulup birisine yolladım biliyorum. Yani i̇şte İngilizce. Belki bunlar onlar yani. Wilco Zellenberg de Coulon'un fikirlerine katılmakla birlikte Lorenzo'nun neden böyle bir teknik kullanmadığı sorusu üzerine, Lorenzo'nun daha yumuşak bir stili olduğunu ve diğer sürücüler gibi çok geç fren yapmadığını, daha çok erken frenlemeyle stabil bir sürüş aradığını, viraja daha dengeli gelerek viraj içine daha fazla hız taşıdığını, diğer pilotların aşırı geç frenlemeleri nedeniyle ön tekerinde çok fazla baskı olduğunu ve bunu bir şekilde kontrol altında tutmak istediklerini belirtiyor. Lorenzo'nun ise zaten viraja ulaştığını, doğru noktada frenlemesi sayesinde doğru hızda geldiğini ve buna ihtiyaç duymadığını belirtiyor. Şimdi Zellenberg aşırı geç frenajın pilotlar üstünde aşırı stres ve frenlemek için çok geç kaldım, İşte şimdi patladım hissiyatı yarattığını ve ayaklarını açarak bir anlamda kendilerini rahatlattıklarını, her şeyin kontrol altında olduğu hissiyatını verdiğini ve o mental geç frenleme korku bariyerini daha rahat aştıklarını belirtiyor. Bunların hepsine aklım verdiği kadarıyla katılıyorum. Peki. Ama bu ayak açma, şimdi Lorenzo doğru tekniği farklı ama bu ayak açma işi öyle her virajda yapılmıyor birincisi. Böyle uzun hızlı virajlarda ayak açma yapılmıyor. Tabii. Kısa. Pıt pıt. Pıt pıt. Yani pıt, pıt, pıt. Pıt. Tek bir viraj. Pıt pıtlardan farklı şeyler yapmak gerekebiliyor. Böyle yani bari yüksek yani. Özellikle yüksek süratten bayağı yüksek süratten gelinip de anamana düşük bir sürate inilecek. Fazla düşük sürate inilecek kısa virajlarda rın girişinde bunu yapıyorlar ve ben yani burada sert fren gerekiyor. Evet, evet. Sert fren gerekiyor. Yani sarkacak da bir vakit ve durumu olmayan bir giriş tabii viraj. Tabii adamın tarif ettiği şey işte. Ben aklım çok geç kaldım fren yapmakta, Allah derken ayağa. Bu da var o işin içinde ama ben burada aklım erdiği kadarıyla Coulon'un açıklamasına şey yapıyorum. Yani ne diyor? Frenleme esnasında vücudu sarkma durumu yok o viraj girişinde. Hı hı. Motorun ağırlık merkezini içeri doğru almaya yardımcı oluyor. Yani motoru eğmeden, hı hı, yani döneceğin yere doğru o ayağı sarkma. Ayak sarkıtma zaten sonuçta toprak yarışlarında ortaya çıkmış bir teknik. Hı hı. Birinci sebebi ön teker giderse ön tekeri bir tepikle kurtarma şansın var. İkinci sebebi de bence gene ağırlığı, yani şimdi orada sarkma ağırlığı içe vererek ön tekere vererek bir ekstra avantaj sağlıyorsun viraj esnasında. Nefis. Burada da bence o işe yarıyor ve ben burada Coulon'un açıklamasının yani tamam, diğer açıklamalarla beraber yani bir sürü insan da bunu ya Rossi yapayım ben de yapayım diye de yapmıştır. Yarışçısından tut sürücüsüne kadar bilmeden. Yani Rossi yapıyorsa vardır bir bildiği. Tabii. Yani Coulon'un açıklaması bana teknik olarak en makulü görünüyor. Güzel. Peki Cemre Oktar demiş ki her hafta soruyorum cevap alana kadar yılmıyorum. Yılma baba. Herkese selamlar. High side ve low side yaşamamamız için nelere dikkat etmeliyiz ve olursa kurtarabilmek adına neler yapılabilir? İşte bir kere zekatını vereceksin. Fitreni ödeyeceksin. Tabii. Bunları yapıyor musun? Öbür tarafta yerin hazır borcunu kapatacaksın. Bunlar önemli. Geçemezsin köprüden derler. Bilmiyorum. Yani buna günlerce konuşulur.
senelerce anlatırız babacan. Evet. Bir de önerim olacak, isteseniz de istemeseniz de artık motosiklet sürücülerine karşı onları güvenli sürüşe teşvik etmek ve bilgilendirmek gibi bir misyonunuz oluştu. Yo ben Apache'ye gidiyorum falan. Bu yüzden her hafta programda kazaları, sebepleri, yanlış yapılanları ve neler yapılması gerektiğini örnekleyen videolardan oluşan bir bölüm olmasını öneriyorum. Onu yapamayız. Neden? Kendimiz düşmeliyiz ki size gösterelim. Kendin düşmeden sana başkasını anlat o şey. Beleş eğitmen var ya. Onu da yanlış yapmış, bunu da yanlış yapmış. YouTube'a koymuş kendi fotoğrafını, sollanmaz da sollamış. Orada böyle ördek gibi GS'iyle pozu var babanın. Bir de onlar böyle duruyor ya, mirket diyorlar onlara. Öyle bakar ya biri, hayvan arar. Mirket. O şeyin buzul deri filmindeki yaratık değil mi? Böyle, böyle bakar ya, onlar böyle mirketler. Neyse. Benim YouTube'da izlediğim tüm kazaların %90'ı otomobil sürücüleri suçlu olsa dahi motosiklet sürücüsü tarafından oluşması engellenebilir cinsten. Doğru. Doğru tabii ki. Yani zaten normalde kazaların çoğu öyle. Yani motosikletçi suçludur arkadaşlar kazaları. Yani evet. Yani önlem alınabilecek bir ortamda almadığı için. Çünkü bu ayetin imkanı fazla o anlamda. Ani ereksiyon, heyecan bir şey. Evet. Bunu kontrollü ve yavaş giderek en kötü ihtimalleri göz önünde bulundurarak, eğitim alarak, iyi lastik seçerek ve benzeri birçok sebeple yapabiliriz. Özellikle Devrim ve Fuat abiyle çok üstünde duruyorsunuz ama örnekleri görmek çok daha verimli olacaktır diye düşünüyorum. Bir düşünün o zaman, ben bir high side yapayım, görün. Geçen bir sürü örnek geliyor işte bu senelere. Yani birisi düşünce çekiyor. Evet. Yani. Ama yani bunun için kaza yapılmasın rica ediyorum yani. Uzattım çok yani. Önemine binaen sevgiler Cemre. Abi güzel diyorsun fakat ben açıkçası insanların yaptığı kazaların videosunda ahkam kesmek tarzını hiç sevmiyorum. Çünkü ben o adamın yerinde olamam. Kim bilir derdi neydi? Sevgilisiyle mi kavga etti? Kirasını mı ödeyemedi? Maaşını mı alamadı? Biz şimdi bakıyoruz videoya. Baba gidiyor bir yerde patlıyor, tamam vay bak salağa bak eşek herif falan diye buradan şimdi ahkam keseceğiz. Bu hiç yakışık almaz abi. Bu gerçekçilikten uzak olur. Doğru olmaz bu. Çünkü ben o sırada o adamın ne hissettiğini bilemem. Yani herif 30 yaşında, tamam mı, motora biniyor, düşüyor. Ben 10 saniyelik videoyla o 30 senelik ömründe adamın yaşadığı tecrübeye ahkam keseceğim. Doğru. Çok yanlış. Bir de çok yanlış. Ve bu yargılamaya girer ve bu yargılama bizim kendimizi çok üstün görmemize neden olur. Bizi kaydırır bu. Bizim için kötü. Biz kibirimizden patlarız bir yerlerde. O hiç iyi olmaz abi. O tam olarak bu anlattığım baba böyle yerli ekmek. İşte o böyle mirket. Onlar böyle bakıyor böyle müşteri arıyor. Burada hayvan arıyor falan Şile yolunda. Rossi'yi geçecek biraz sonra. Buyur abi. Tamamen katılıyorum söylediklerine. Bir de filmde, videoda izlesek de bunu da aynen senin dediğin gibi ahkam kesmek her yerde, yani sayısız değişken faktör var. Bunların adamım hepsi benim. Öyle evet. Filmi hemen 2 dakikada seyredip anlaşılamaz. Tabii. Aynen bu şey olur işte, benim buram var. Var aynı kaynımda da hani. Ya, evet, yani, evet. Öyle, komşuya sen git onu al, benim amcaoğlu da bu ilacı alıyor demeye benzer. Evet, çok doğru. Bir de yani yanlış yapılmış sayısız şey olabilir. Bunlarla ki genelde öyle oluyor. Evet, bunları defalarca tekrarlamak yerine o hepimizin yapması gereken doğrulara konsantre olsak. Nefis. Evet. Aynen Barkın'ın dediği gibi evet 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 diyerek dönmek gibi. Ya yani onları düşünerek yapsak bunlardan sanıyorum kendimizi uzaklaştırabiliriz kazalardan ve şeylerden. Evet. Çok güzel dedin baba. Ağzına sağlık. Cemre Bey kardeşim, o yüzden çok kaza videolarını öyle konuşmak istemiyoruz evet. Ya. Hani özel bir durum vardı bu akşam. Arkadaşımız yollamış, geçmiş olsun. Hı hı. Allah'tan da adama hiçbir şey olmamış ha. Evet. Pırıl pırıl da çıkmış adam. Evet, çok düşük bir hızla. Evet. Yani bunlar olur, o birazcık gururumuz incinir ama bize bir şey olmasın. Boş ver. Hepimiz düşüyoruz. Tabii canım. Yani, daha da düşeriz öyle. Yani gerekiyorsa da yerlerde sürünürüz. Olur da yani o iyi olmaz. Kendimiz düşersek paylaşacağız. Ama başkalarının düşüşlerine o iyi olmaz abi. Timur, sen paylaşıyorsun zaten. Tabii canım, ben düşüyorum. Aa bu diye koyuyorum. Millet de deliriyor. Ondan sonra bana taşlıyorlar beni. Uludağ'da seni takip ederken bir düşün var benim. Ha evet. Filmde var. Kamerada evet. Benim kafamda. Ha, o da benim videoda var. Şeyde var canım. Benim YouTube'da var yani. Ha, burada olmak sonu. İstemezsin de. Yani, hani onu sen oldun. Plakaya kafayı vurdun. Yok yok. O başka. O başka. O başka.
Onun filmi yok ne yazık. Hafızayı kaybettim. Ama onun yani devrinin son görüntüsü benim hani film gibi şeyimde kazılı yani hiç unutmayacağım onu. Niye bu böyle oldu ya bir anda? Niye böyle yolun ortasında zank diye fren yapıyor? Bak şimdi. Aynı bizim Aytek. İnsafın kurusun ya. Ben çok yakın takip ediyorum ve önüme baktım. Aytek var ya aynı. Fuat abinin gençliği aynı. Ne alakalı bir şey? Bunların önüne geçip fren yapıyor, düşürüyor millet. Oğlum ben... bir dakika. İtalya'da iftira var, buna cevap vereceğim. Yok öyle. Her zaman durduğumuz ve döndüğümüz bir yer var. Ben de oraya böyle mıçın sağa doğru yanaşıyorum ve suretimde yavaş yürüyorum. Bak her zaman durduğumuz yer ne demek ya bu? Güzel kardeşim, ben arkamı görmeyeceğim. Biz sen... göçmen kuşuz, her zaman buraya konarız gibi bir şey. Evet. Hayır değil. Onun için gidiyoruz oraya zaten. Sana ne dedik bir önce? Bak abi geç kalıyoruz, ineceğiz, devam edeceğiz dedik. Bu gene duruyor, otomatiğe bağlanmış çünkü bu. Aynı Aytek. Güzel aynı, kardeşim aynı. Sen önüne bakmakla mükellefsin birincisi. O ayrı, suç bende. Sıkılmışım bak, çünkü Aytek de yapıyor. Önünde havaya bakıyor. Önüne nasıl kırıp fren yapıyor. Aytek öyle bir şey değil bu ya yaptığımız ya, anacığım. O yapıyor olabilir. Var. Ben hayatta öyle bir şey yapmadım. Bu sene de var. İtalya'da da bir arkadaş bunun arkasında çap yapıştı. Kim? Yapıştı işte biri. İsmi ben mi yaptım diye yapıştı. Bilemem. Şimdi eşi duyar falan. Şimdi söylemeyin adamı. Hemen şey yapıyorsun ama. Yapıyorum tabii. Ya. İnsafın kurusu. Oradan biraz pas attı. Peki. Aynı Timur şey. Timur Gürşen demiş ki tüm altın elbiseli adam ekibine selamlar. Fuat ve Devrim abilere saygılar. Sorum yurt dışından gurbetçiler tarafından getirilen yabancı plakalı araçlar. Eyvah. Hayır. Gurbetçilere getirmeyin. Olmaz. Gurbetçilere ait şey. Yabancı plaka araçlarının Türkiye'de kalma süresinin 6 aydan 2 yıla uzatıldığına dair bir bilgiler bildirme. Yapma. Hayır. Evet, duydum. Doğru. Bu değişikliği istinaden Belçika'dan motosiklet getirmeyi düşünüyorum. Belçika vatandaşıyım. Eyvah. Şahane. Adam çok sıkılmıştır orada be. Belçika'da değil mi? Tabii. Evet. Şimdi sigorta, vergi vesaire gibi Türkiye'de sıkıntı yaratacak hususlar hakkında bilgim yok maalesef. Oo. Orası şu an öyle bir karanlık kuyu ki. Bizim eşi yabancı. Uğur abi Allah kolaylık versin. Yeni evlendi. Arkadaşlarımız var. Onlar bile ne getirilebiliyor ne götürülebiliyor bilmiyorlar. Karatsiç mi diyorsun? Karatsiç, öbür içerideki adam Cenk Taşkın, herkes abi var Belçika'da yani. Belçika'da motor, Belçika plakası. Oradan sigorta yapıp buraya gelecek. Ne vergisi bir şey falan yok. Vergi mergi yok. Devam. Sonra 2 yıl sonra çıkacağım. Evet. Peki öyleyse. Belçika'daki sigorta mesela Türkiye'deki kapsıyor şeyleri kapsıyor orada mesela. Orada saf bir sigorta da bizi görecek mi? Türkiye'nin turizm broşürlerini göstereceğim. Böyle denizde kızlar Türk yapıyor. Türk işliler, çok güzel, lokum, very good şiş kebap. Tabii. Yol mol göstermeyeceğim sakın. Evet. Konu ya, hakkında bilginiz varsa yani taş olmaz bence bu işlerde. Ama zaman adam yarı yarıya ucuz alacak baba. Tabii ya. Peki. İkinci el alır. Bilmem ne ya alır. Ya arkadaşlar dediğiniz gibi olsa burası kırla kaynar. Türk yuttum. Getir baba malı, getir baba. 1-2 senede bir işte bir yılana git bir balık ye gel. Oh ne güzel. Abi herkesin olurdu. Yabancı vatandaşlığı falan mı var? Yani orada yaşıyor olacağım falan, bu da ne yapacak bilmiyorum. Oğlum Almanya'da sadece 4 milyon Türk yaşıyor herhalde. Ama orada yaşıyorlar abi. Motora binmeye buraya mı gelinir mi? Araba ya tatile. Bir de Türkiye'ye motora binmeye gelirsin. Ama ben yüzüne tükürürüm sınırım. Çalışacak buradan motora bineceksin. Kovarım yani. Biz canımızı kurtaramıyoruz. Hayvana bak sen. Ama sonra Fuat abine bakalım oradaki yollar ne durumda. Ne kadar kötü değil mi? Yani. He? Anladın mı? Ya şimdi bırak. Tamam kızdırmayın adamı. Dur tamam. Bir soru kaldı. Bir dakika buna cevap vereceğim. Orada yollar yani ben de dalga geçiyorlardı oradaki dağ yollarında gidiyoruz sonuçta. Ama manda kakaları var. Yahu o yolanda mıcır vardır, taş vardır, dağ yolu taş düşer. Arkadaş bir tanesi bende dalga geçen özellikle ilahi adalet tecelli ediyor. Mıcır da yere yapıştı, kayaya da girdi. Yani yola düşmüş, kayaya da girdi. Bunlar da Alplerin en nezih yerlerinde oluyor üstelik yani. Abi, hani mıcırı kanazeyle de olsa arayıp bulunuz. Oldu. Abi, ben abi, bulmadım. Uçmaz, ben bulmadım. Geçmez, bulan var. Yani. Bulan ve yere yapışan var. O ben evet, değilim ama evet, yani. Peki. Hı. Ömer Harun Şöhret ya da Sohret emin değilim. Merhaba Altın Elbise Adam ekibi ve saygıdeğer Fuat abi ve Devrim abiler. Benim sorum tek teker yapmakla ilgili. Size soruyor bak. Tamam. Çok anlarız biz. İki farklı teknik var ya. Gaz ve debriyajla. Teker yapmayı yeni öğrenmeye çalışan birisi için hangisini önerirsiniz? Yani önce gazla yapmayı öğrenip sonra debriyajı kullanmaya mı geçmeli? Yoksa hangisi kolay geliyorsa mı? Bilsem ben yaparım. Ben barkından bir bakıyorum. Bir de öğrenirken de başlangıç motoru prensibi geçerli midir? Yoksa 1000cc bir motosiklet daha güçlü olacağı için daha mı kolay öğrenilir? Dışarıda olay oluyor.
Kullanıcı eğitimli ve büyük cc ile 50.000 60.000 km'si var diyelim. Son olarak da motor tekerde yol alırken ki denge fizik durumu bisikletle aynı mıdır? Bisiklette teker işini çok iyi beceremeyen birisi motosiklette de beceremez diyebilir miyiz? Yoksa farklı şeyler midir? Selamlar, sevgiler. Ömer Harun abi, bisikletle deneme fikri çok güzel. Lütfen deneyiniz. Onu da çözebilirsek motosiklette de mantığını büyük biraz çözüyoruz. Büyük tekerde mi denesin? Küçük mountain bike ya da daha da küçükler var hani akrobasi için. BMX yaşa. İsmi aklı abi yani. Hepsi olur ama arka maşa ne kadar kısa olursa o kadar hızlı geliyor tekere. Ha doğru ya tabii. Ben öyle küçük bisikletle bir kere yapıştım baf diye böyle haha tekere de ne kolay geliyor derken böyle daha gel o geliyoru bitiremedim. Böyle daf diye böyle hani böyle şap diye yapıştım böyle kaldım öyle. Şimdi yani bak, o yüzden çok o küçük güzel bir konuya temas etti. Şimdi bu işi öğrenmek azimli ise o şey dilenci sürümü gibi yere defalarca yapışmaya göze almalı. Evet. Bu mümkün değil. Hani ben ya az düşerek teker öyle. Yok öyle bir şey. Az düşerek. Öyle bir şey yok yani. O bayağı yapışacağın yere ki hani. Bir de bazı düşüşler az olsa da öz oluyor. Tabii. Ben mesela. Başka bir düşüşe gerek kalmıyor. Tabii. Evet. Mesela şöyle bir şey oldu. Ben tek teker yapmayı işte hani dergiye poz veriyoruz. Çok da becerebildiğimden de Ferit aldı işte fotoğraf falan güzel oluyordu. 2008 yılında BMW'nin F Senin öyle bir faciam var. Neydi? F650 Cross X. Challenge mı? X Challenge diye bir motoru vardı. Dakar makar falan adı altında falan. Yapar yersen falan. Eski tek sindirli F650'nin bir kıllısı, bir daha uzun furçlusu falan filan. Evet. Onunla bir çekim yapıyoruz. Yol lastiği arazideyiz. Sürekli patinaja düşüyor. Tek tekere gelmiyor. Ben tam gazı açtım. Debriyajı çat diye bıraktım en sonunda. Çok sıcak. Ağustos sıcağı. Body armor var. Vücut zırhım var. Üstünde o altın rengi zırhım var. Böyle bildiğin uzaya gitmek. Daha hiç anlayamadan tekerden sırt üstü düşmek. Ve yerdeki sivri bir kayanın üzerine omuru isabet etti. Ay yapma be. Bir omurumu çatlattım. Sırtımda. Bütün zırhlara rağmen. Dolayısıyla bu iş şaka değildir yani. Eğer hani sakat kendi da kalabilirsin. Tabii tabii. Çok rahat. Çok kısa bir sürede artık çişini tutamıyor. Kakasını da biz siliyoruz diye anlatırlar yani. O da, evet. O da vardır. Ya da işte boyundan aşağı felç. Seçmeyen al. Oralar var. Evet. Yani o hani sırtlık takın diyoruz ya. O sırtlığı boşuna takın demiyoruz. Onun bir esprisi var. Bayağı hastaneye böyle ağzından kan gelerek gitmek falan oldu sonra. Böyle görenler böyle ölüyor galiba falan diye. Bunlar yaşandı. O yüzden Ömer Harun abi mümkünse küçük bir motosiklet, skuter, bisiklet bunlarla denesek. Mesela skuterle tek teker yapabilirsen her şeyle yaparsın abi. Bizim dağıtıcı kardeşlerimizden bazılarını görüyorum. Müthiş ya. Evet. Adam 110 cc'de bir koyuyor böyle diyor. Skuter'da daha kolay değil mi? Her şey arkada olduğu için. Ama hani görece. Onlar taşıma mallarını arkaya alıyorlar. Evet, dolduruyor. Evet. Kendi de biraz geri gidiyor. Hop. Fidif hop diye öyle gidiyor baba. Yılmadan orada tutar yine. Evet. Tabii tabii ama işte yani, en azından evet. o hisse alışmaya başlıyor. Evet. O da güzel bir şey tabii. Mümkünse motordan önce bisikletle deneyelim. Sonra da küçük bir aletle deneyelim abi. 1000 cc'lik motorla ne olur denemeye başlayalım. Ya evet Allah ya, insaf yani. 1000'lik motorla böyle hiç anlamadım falan. Evet gazla gelir tekere ama sonra ne olur? Hani tekere geldi ve ya ne oldu adama öyle ya? Haberlere çıkmayalım ne olur abi. Bir arkadaşımız vardı. Kursuna gitti. Yok. Onlar gidenler hiçbir randıman alamadı. Öyle gittikleri gibi geldiler. Evet, kalkan malkan bir şey yok. Ha Ömer, Ömer Köker. Onun motorunu alsam olmuyor dedi. Kuyucu bir de. Ben Ömer Köker'in motoru denemiştim. Barrrr gidiyordu tabii bayağı. Bunlar İngiltere'ye toplaştılar, gittiler. Problem sürücü de orada. Yani lerde. Tabii canım. Bu benim dediğim insan başka biri. Bir kere Körfez pistine gittim adamla. Maltepe'den çıkıp yolun %70'ini tek teker gitti. Adamım benim. Evet. İsrafil'den bahsediyorum. Ha biz kilometrelerce ve çok yüksek süratte gidebiliyordu. İnanılmaz. İşi bu devamlı. O tek teker gidiyor adam.
Bir gün işte yeni bir motor almıştı diye Suzuki yeni falan. Bir baktım bu böyle bir garip böyle duruyor. Ne oldu sana dedi. Abi düştük abi. Nasıl düştün? Tek tekerli. O falan. İzmir'de otobanda giderken gene böyle bayrak. Bir rüzgar geldi galiba dedi. Abi. Ve püf diye. Tabii. Motor paramparça, bu paramparça. İyi yaşamış. 160 ile 170 ile falan. Yüksek sürat tek teker. Evet. Gidiyor. Tabii. Rotbarlar da dilim ama ben gözümle gördüm. Herif sentayı alır, dengeyi alıp öyle gider değil mi? Evet. İşte toprağın babası ismiyle Müsemmah. Arif abi tabii. Arif abimiz. Ben onlara şahit oldum. Baba oğul. Toprak da inanılır gibi. Evet böyle ya, ikisi o. Böyle vay arkadaş böyle tüylerin diken diken olur ya. Abi sadece acayip senin değil, bizim değil. yarış padokta yani o çevrede diğer yarışçıların, teknik adamların herkesin tüyleri diken diken oluyormuş toprağın yaptıklarından. Tabii, tabii, tabii. Yani orada da az bulunur bir şey. Ya ne olur bir sarksın yani, ya biraz sarksın abi. Sark, hepsi olacak. Ya. Hepsi olacak, sarkacak. Allah TC ya. Makif Akif demiş ki yayınlar. Devrim ve Fuat abilere selamlar. Motorumun lastiklerini Michelin City Grip ile değiştirdim. İyi. Lastikler tüples olduğu için çelik sibop dedikleri aletten taktılar. Buna rağmen 10-15 günde bir lastikler patlamışçasına iniyor. Başka bir sorun eski lastiğin iç lastikleri duruyor. Tüples lastikler iç lastikli kullanılabilir mi? Yapma. Yapma, yapma. Yok. Bir jantta bir sıkıntı jantta var. Jantta bir sıkıntı var. Evet. Kullanmamak daha doğru olabilir ama kullanılmasında ne gibi sakıncalar vardır? Patlayınca paf diye iner abi. İnfilak edebilir abicim. Yani. Patlaması kötü oluyor iç lastikte olduğun. Paf diye bir anda Allah falan olursun. Tüples yavaş yavaş iniyor. Sana birazcık vakit veriyor. Evet. Normalde. Ekstrem uç durumlar hariç. Teşekkürler, iyi yayınlar. Abi jantımızı kontrol ettireyim. Evet. Jantta vuruk olabilir, çatlak olabilir. Tam o lastiğin dilinin oturduğu yerde bir kaçak olabilir. Yani orada pislik veya olabiliyor. İşte ya da boya kalkmış olabiliyor evet falan. Ya da ya da çok uç örnekler. Benim başıma gelen bir şey var. Ben jantımı kırdım. Bağdat Caddesi'nde bir keresinde. Bir böyle diye gidiyorum. O zamanlar Fazer Türkiye diye bir grup var. Bende de bugün Wunderwaffe olan motor var. Onlarla böyle öyle dönülmez oğlum ben göstereyim falan çok derken. Çok görmek isterdim o hallerini ama ya. İyi bir çukur varmış tam virajın ortasında böyle çata çat diye ön jantı kırdım. Tamire verdik tabii ki olur. Toparladım durumu ama jantın durumu vahim. Jantçıya verildi tamirden geldi. Jantta böyle kılcal gözenekler vardı ve ondan hava kaçırıyordu. Çünkü ısıtarak düzeltiyorlar. O arada çatlatmışlar jantı. Bir daha tamir oldu jant o yüzden. Dolayısıyla belki jantımız işlem görmüşse böyle çatlaklar olabilir. Evet. Kevgire dönmüş olabilir. Oradan evet hava kaçırıyor olabilir. Ertunga Tamur demiş ki iyi yayınlar size. Fuat ve Devrim abilere selamlar, saygılar. Sizi çok seviyorum ve her zaman takip ediyorum. Benim iki sorum var. İlki Devrim abiye. Yanıtlarsa çok seviyorum. Harley Davidson su soğutmalı 750 Street ile 883 Harley Davidson hava soğutmalı Island modeli arasında kalmış. Sen Harley'den anlıyorsun ya o yüzden sana soruyor. o Suzuki'yi almayacak. sen o Suzuki'yi Intruder'a binmeyecektin. O Suzuki'yi almayacaktın evet. 883 al. Iron model arasında kal. Lütfen yardımcı olur musunuz? Sorum sizlere su soğutma ile hava soğutma arasındaki fark nedir? Su soğutmalı al. Yok 883 hava daha soğutmalı ile devam daha edelim. Güzel. Arkadaşlar 750 Harley çünkü modeli onu 100 yıldır yapıyor en azından. Evet. Hani olmuştur. Öbürü onun, daha yeni başladı. Evet evet. Onun bir de modifiye parçası da çok. Evet. Arkadaşlarımla evet, 750 yani, Street yani modeline egzoz da taksan verimli Harley sesi alamazsın diyorlar. Fak illa olur diyorlar. Devrim abi Engin tecrübesiyle anlatırsa çok sevinirim. Vay benim çok burcu kardeşim. Yani ona egzoz da taksak 750'ye. O sulu ya o iyi ses vermez demişler. Hiçbir fikrim yok. Bence de vermez ama. Hiçbir fikrim yok. Sen 883. Tamam madem Harley diye kaşınıyor arkadaş tabii tamam canım, orijinalini sen lazım. Sen ayranından yürü evet, abi. Evet. Ayranı doğru, güzel olur. Doğru. Ayranı varsa içmeye o zaman gidersin. Harley'le gidersin. Evet çok güzel gidersin. Evet. Ufuk Gürkan Yıldırım. Merhaba değerli insanlar. Bu üçlüyü 3 gün görmezsek sıkıntı basmaya başlıyor. Elinize sağlık çok yarayışlı bir iş yapıyorsunuz. İngilizcemizin azlığı nedeniyle yabancı kanalları kaynakları takip ederken su kaynatmaktan kurtarıyorsunuz bizleri. Maruzatım şudur ki MT07 kullanıcısıyım. 1000 bakımı öncesi zincir bolluğunun da verdiği etkiyle motor düşük hızlarda düşük dozdaki gaz açmama ve kapalanmalarıma çok agresif zıplamalı bayılmalı tepki veriyordu. Bin bakımında zincir ayarı yapılınca bu durum oldukça yumuşadı ve güzelleşti. Ancak tamamen kaybolmadı. Gaz kontrolü. Bu durumun tork yüksekliği ve düşük silindir sayısı sebebiyle yaşanmasının normal olduğunu düşünüyorum. Ancak özellikle düşük hızda sürüş
dönüş manevra çalışmaları yaparken sadece gazı açıp kapatmakla bu işi çözemiyorum. Debriyaj ve arka fren, bazen aklım ön frene de gitse de, orada gülücük koymuş, kullanmak zorunda kalıyorum. Yani aslında çok da dert değil, böyle alıştım, ama bazı yerlerde bu çalışmalarda debriyajsız gaz kontrolünün geliştirilmesinin öneminden bahsediliyor. Evet. Ki doğrudur. Pardon. Bunun izin veriyorsa yani. Acaba diyorum ben mi beceremiyorum? Yoksa bunun bu tarz tepki veren motorlar için bir başka tekniği mi var? Yoksa motorumda bir sıkıntı mı var? Yabancı formlarda bu tepkinin normal olduğu yazıyor. Yavaşça dönmek isterken gazı kibarca kısıyorum ama kompresyon neredeyse ani fren gibi. Hafifçe gaz hop zıpladı. Hep dengem bozuluyor. Olmuyor yani. Varsa hangi bir dermanımız... Hangi süratlerde oluyor mesela? Çok düşük süratler. Düşük süratlerle abi. Abi yürüme hızı. Gaz dozajı. İşte o zaman zaten yavaş sürme teknik... Hassasleri, yani yavaş sürme tekniği olan yarım debriyaj arka fren devreye girmesi gerekebiliyor. MT07 yani, ama genelde yumuşak. İyidir canım, gazı iyidir şey, benim hatırladığım. Çift silindir olsa da... Abi işte sana göre yumuşak. Hat diye açarsan öyle olur abi. Evet tabii, şimdi arkadaşımız tam olarak ne yapıyor kestiremiyoruz ama. Bu arada sürücü kıvamı 11.000 km CBF 150 tecrübesi, ardından 1,5 sene ara... Sonra MT7. Oo. O biraz iddialı. Onun gazı biraz evet şey öyle gelebilir. Bununla da henüz 3000 km civarı yapmış, 43 yaşında. Korkak tavşan uzun yaşar düsturunu benimsemiş. Henüz kaza yapmamış bir motorcu olarak yazıyorum bunları. Fuat Bey, Devrim Bey ve Sayın Aya, ellerinize dillerinize sağlık. Kazasız belasız sürüşler dilerim. Ne uzun oldu be. Abi gözünü severim. Gaz kontrolünü biraz çalışalım. Ne olur. Tatlı tatlı böyle hassas sıkmadan. Evet. Sıkma. Bu kollar hep şey olacak. Esnek ol. Esnek ol. O beyaz yumruk var mı? White knuckle. Bir ona bak baba. Evet. Ufuk Gürkan Yıldırım. Bir bak bakalım bu beyaz yumruk oluyor mu? Olmuyor mu? Yoksa gerçekten hanım bileği tutar gibi mi tutuyoruz? Oradan çünkü çok sıkıyorsak verdiğimiz bütün şeyde gaz da sert olur, kapatma da sert olur. Doğru. Evet. Bir de bu tam dar manevralarda böyle bir motorda nasıl hani, oturuyoruz? Baksın bakalım nasıl oturuyoruz? Kollarımızdan herhangi biri mesela uzaklıkta çok gergin oluyor mu? Burası düz oluyor. Eğer öyle olmaması çok daha iyi. Ne yapacağız olmaması için? Hafif biraz kambur. Bunları daha rahat, yani gidonu hafif tutabilecek şekilde vücut pozisyonumuzu ayarlamak yardımcı olabilir. Hoca ne güzel söyledi, evet. Vücut pozisyonu. Abi mümkünse oturuş pozisyonumuzda depoyla önümüz arasında bir yarım yumruk bırakıp biraz geride oturup dizlerimizle tutup hafif öne kambur. Dizle bütün yükü taşıtıp elimize kolumuza hiç yük vermeyelim. Şunlar böyle rahat olsun, omuzlar düşük olsun. Ya ben sıkmayalım. Kendimi çok yakalıyordum. Yurt dışında da çok dar virajlara girerken falan işte bir şekilde insan yoruluyor. Kasıyor ve kasılıyor. Kendime depo şeye de gidona da yük vermeye. Özellikle tabii, bu tabii. 1290 tabii bana göre çok hassas. Hiç affetmiyorum. Hatırlayıp hemen şu vücudun üst kısmını biraz daha gidona yaklaştır. Ondan sonra manevraya gir dediğim. Bakın başka oluyor bu. Çok daha kolay oluyor. Çiçek. Yani 1290 o konuda hiç affetmiyorum. Doğru. Yani ben hani Kartepe'ye bir son gittik ya. Abi beraber inerken gittik. Sen. Ha evet. David Tugalcı. Evet tamam. Ya arkadaş ya iniyoruz artık işte şey motor dönmüyor falan. Tepiniyorum motorun üstü. Çünkü yorulmuşum morulmuşum falan böyle. Bizden kaynaklanıyor. Tabii tabii. Ya, yok ulan yani dönen bir motor. Yani demin dönüyordu şimdi ne oldu? Bir de hani hadi ben dönemiyorum diye döneni var yanımda yani görüyorum adamda her gün sürüyorum yani. Ulan bu motora ne oldu dönmüyor falan. Yorulup tuttum mu? Evet tabii hani 1290 süperlük hiç affetmiyor. Yani en acımasız motor bugüne kadar kullandım. İyi yani. Hoca. Aynı fikirdeyim. En acımasız motor abi. Ben öyle bir motor kullanmadım ya. İyi hoca abi. Evet, eğitimde merhamet vatana hıyanet. Evet abi. Peki. Sezgin Barış Kaya demiş ki stüdyodaki herkese selamlar. Abi geçen hafta skutere Türkçe karşılık bulmak konusunda konuşmuştunuz. Naçizane benim bir önerim olacak. Şimdi skut kelimesinin Türkçe karşılığı kaçmak. Acele acele bir yere gitmek. Tabanları yağlamak. Buna amiyane tabirle tüymek de diyebiliriz. Kelimenin İngilizce'deki kökünün anlamını Türkçedeki tüymek köküne dayandırabiliriz. Üstelik bir taşla iki kuş vurmuş oluruz. Zira tüy, skuterin hafifliğine de vurgu yapar. Peki. Skuteri tüy kökünü üstünde mota mot çevirirsek TDK tüydürgeç olur. Tüydürgeç. Ama bu haliyle kullanılamayacağı için ben tüy tüy, tüydür, tüyen diye üç tane kelime türettim. Senin fikirlerin önemli, merak ettiğim için iletmek istedim. Kabilemizin diğer apaçı kardeşlerinin fikirlerini de merak etmekteyim. Not, dil bilimci değilim. Not 2. Abi World Ducati V2'ye gidecek misin bu sene? Tabii gideceğim.
Biliyorum sen motosiklet grupları üzerinden kendini kimliklendiren insanları sevmiyorsun ama mahşeri cümbüşte uluslararası bir ortamda motosiklet zevki nasıl birleşiyor bize onu gösterir misin? Gideceğim tabii zaten. Onlara gideceğiz de. Tüy olur bak. Tüy güzel abi. Başka ne demiş? Tüy. Tüydür. Tüyen. Tüyen. Türk yani. Yani tüy bizde tüy biraz... biraz taytay gibi hani. Evet taytay. O kadar para verdik aldık falan hani. Taytay gidersin. Tüyen olabilir bu. Tüy'e bindim taytay giderken. Tüyen olabilir. Taytaylı bir çocuk. Tüydürgeç güzel de ha. Tüydürgeç. Ya aman. Süzdürgeç, bildirgeç, ildirgeç. Evet. Yani. Ne yapsın abi? Yapma. Ama şey güzel bir şey. Sezgin Barışkaya'ya çok teşekkür ediyoruz. Nefismiş abi. Hakikaten. Bir, evet. Şimdi bir kurt düştü, bir tohum attım bakalım bu ne olacak evet. Sonradan. Barış Bıyıkoğlu. Herkese iyi akşamlar, iyi yayınlar. Teknik olarak bakıldığında viraja girerken gaz kapalı, yani motor kompresyondayken motoru yatırıp motor yattıktan sonra gaz vermeye başlıyoruz. Yani motor kompresyondayken viraja giriyoruz. Ancak viraj içinde gazı kapattığımız zaman yani motor kompresyona girince arka lastiğin tutunması azalıyor ve arka lastik kayıyor. Değil. Ne yaptığımıza bağlı tabii. Şimdi hızına da bağlı. Virajın ortasında gaz açıkken kapatırsan evet. Tamam. Her iki durumda da motorun arka lastiği vermiş olduğu girdiler aynıyken neden viraj içinde gazı kapatınca lastik kayıyor? Abi viraj içinde gazı kapatınca dediğimiz yanlış anlaşılmış. Evet. Virajda gaz verirken gaza geçmişken gazı kapatırsak. Evet. İyi olmaz. Bir. O kötü. Bir de mesela viraja girerken hani çok yüksek bir sürat bir anda gazı yani bir de atıyorum kaygan bir zeminde gazı kapatma. Riskin arttığı, evet. Tutunmanın azaldığı bir ortamda yükün arka lastikte olmasını istiyoruz. O yüzden gazdayız. Eğer bu ortamda gazı kapatırsak sorun. Yoksa virajın ortasında gazı kapatmak değil burada bahsettiğimiz yanlış anlaşılma olmuş. Biz de yanlış anlatmış olabiliriz. Virajın ortasında da çok sert gaz kaparsak. O da iyi bir şey değil. Keleğe gelmek olur tabii. Mümkündür. Her zaman değil tabii ki. Yani bu yapılır da. Yol durumuna göre, hızına evet, göre. Mecbur kalırsın, evet. Bir şey atlar, bir şey olur yani, ama yapılmazsa daha iyi. Ha, yani evet. Her viraja herkes limitinde girmiyor. Evet. Girmeyelim zaten. Zaten bunları yapabilmek için düzeltmeleri veya kendimize yanlış yapma alanı bırakmak için o limitte girmemek evet. Lazım. Ya da piste gitmek lazım. Ya da piste gitmek lazım. Özellikle evet. Yolda. Pistenin... Sorunun başında arkadaşımız doğru anlattı. Evet. İlk evet. Cümleler doğru. Evet. Barış Bıyıkoğlu Bey kardeşimiz. Size önce şunu söyleyeyim. Baba, tekrar anlatalım olayı. Viraja gireceğim. Viraj geliyor bana doğru. Evet, dönüş noktam şu mazgalın yanındaki asfalt olsun temize benziyor dedim. Yerimi de belirledim. Artık oraya bakmıyorum. Artık virajın içine bakıyorum. Ama buradan da geldiğini geniş görüşte takip ediyorum. Gazı kapattım. Tamam, dedim ki ben bu süratle buradan dönerim artık. Sürat hissim var. Göstergeye bakmıyorum hiç. Unutma. Burada gazı kapattığımız, şöyle gazı kapatırsak havaya uçabiliriz. Bu noktada. Hı hı. Daha yatırmadık ama. Yatırmadık ama gaz kapatacağımız yere geldik diyorsun ve gazı kapatıyoruz diyorsun dönmeden evvel. Hı hı. Fren çok belki. Yok şöyle havaya uçabiliriz. Yani gazı kapatarak. Abi 4 ile gidilecek, 4. vitese gidilecek yere 2 ile bağırta bağırta geliyorsak biz. Hmm. O sırada gazı laps diye kapatırsak o dediği arka tekerlek kilitlenebilir. Hmm. Hele şaflı motorsa daha da güzel kilitlenir. Buna dikkat etmek lazım. Şimdi bu işte İngiliz müfredatında şey var. Evet, çok yüksek. Doğru vites yani doğru konumda olmak ve doğru viteste olmak. Evet. Da önemli. Tabii bunları o ben... gaz kapamayla havaya uçmamak için. Devam abi, et abi. Ben şimdi bunları tabii hiç hani şeyden, denklemden çıkarmıştım bu denklemi. Ama doğru. Var işte. Yani hatta mesela ben şeyi yapıyorum eğer bir hızlı gidiyorsam pistte o zaman o bir tane de küçültüyorum falan. Tabii. Falan. Doğru var başka abi. Tamam. Neyse yoldayız. Dönüş noktası evet yoldayız. Mazgalın yanından ben döneceğim dedim. Oraya artık bakmıyorum. İçeriye bakıyorum. Gazım kapalı. Yaklaşıyorum. Ve onun buradan yaklaştığımı gördüm. Ön lastiğimin üzerinden geçtiğini gördüm. Şimdi gidonumu ittim. Tamam, dönmek istediğim yere çünkü hala bakıyorum. Bu arada gazı kapattık artık. Gazım kapalı mi? Şu an benim. Tamam. İttim gidonu. Tamam. Motoru çizgiye oturttum. Dönüşünü yaptırdım motorun. Artık motorum dönüyor. Kontrayı verdim. Daha fazla itmiyorum. Bir kere çizgiye oturttuktan sonra daha fazla itmeye gerek yok. Hedefe ulaşacağından eminsin artık. Evet. Yani. Hedefime gideceğim.
Şimdi gaz vermeye başlıyor. Akıcı bir şekilde, yumuşak bir şekilde bir kere açmaya başladıktan sonra asla bir daha kapatmadan. Şimdi. Niye burada, bunu yapıyorsun? Burada amacımız o öndeki yükü arkaya vermek, işte çekişi sağlamak, süreti düşecek motorun virajda o süreti arttıracağız vesaire. Fakat en önemlisi ben bunu yapmaya başladıktan sonra bu arada gözüm Allah eylere kayarsa o zaman virajın ortasında gazla oynamaya başlarım. Artık o apex'e geliyorum, apex'ten çıkışa bakmaya devam edeceğim falan ya. Şimdi apex'e bakıyordum yani iç noktasına. Ona gelirken artık ona bakmamam lazım, çıkışa bakmam lazım. Çünkü ona bakarsam sürat hissim artar, korkarım ve gazı kapatırım. Hı hı. Viraj ortasında, tamam mı? Derdimiz viraj ortasında gazı kapatmaktan kastettiğimiz bu. Yani bir kere gaza geçtikten sonra virajda gazı kapatmak. Tehlikeli olan bu. Yanlış mıyım evet, hocam? Evet, tamam. Evet. Şimdi bunun üzerine bir sürü şey inşa edilecek tabii sonradan. İşte hızlı yatırmalar, dönüş noktası. Ama bundan sonraki inşaat alanları genelde pist ve yarışla yani, ilgili ve farklı şeyler aslında. Şunu karışmasın söyleyeyim, yani. Şunu söyleyin bana. Bu anlattıkları bile yeteri kadar fazla bir yük evet. Ve karmaşık. Bunların hep birden yapmaya çalışmak. Tabii ki. Yani yapmak imkansız. Adım adım girmeye çalışarak. Özellikle başlayalım. Yolda bunları ha öyle de böyle de tamam nasıl da şöyle. Şimdi motora bineyim yapayım. Çok zor. Hiç bundan verip beklemeyin. Tabii sordunuz diye cevap veriyor. Çok güzel yapıyor. Doğru. Evet. Ama bunları uygulamak ayrı bir adım şey. Adım çalışmak şimdi lazım. Şimdi bir de şunu da söyleyelim, hatırlatalım. Bu arada vücut pozisyonumuz, kolları sıkmamamız. Mesela ne dedik? Motoru apex'e bakarken tamam mazgalın yanından dönerim dedim. Bir daha oraya bakmadım. Ama apex'e ne kadar uzaktasın oraya. Ha. Şimdi evet. Ne kadar mesafeden sonra ona bakmamaya başladım. Eğer çok uzaktan bakmamaya başlarsam orayı. Bu sefer gözüm tekrar buraya gelecek. Ulan geçeceğim mi lan? Ya da orayı oradan üstünden geçemeyeceksin. Orayı tutturamayacaksın. Evet. Bu birinden biri olacak. Dolayısıyla onu hani ne zaman bakmalıyım, ne zaman bakmayı bırakmalıyım. Bunların hepsi işte okullarda oluyor. Evet, incelikleri var. Evet. Mesela geliyorum viraja, gireceğim gidonu iterek kontrayı vereceğim ya. O sırada acaba kasıyor muyum? Ulan motor dönmüyor diyorsam bu kol tutuyor, bu kol itiyor. Ulan olmuyor, dönmüyor işte. Ya da işte. Daha komik, sen üstten böyle gidonu yukarıdan bastırıyorum yani. Yani gidonun evet. Hareket edebileceği imkan belli, tamam mı? Onu böyle iteceğiz. Öne kalkıp böyle üstten bastırmalar, evet. Ayağımla bir şey yapar. Mesela bir eğitmen var. İşte Rossi'den hızlı giden motor iki şekilde döner diyor. Vücutla, ayakla. Hay Allah'ım ya, hala mı bununla uğraşıyoruz ya? Abi işte 2016 oldu bu. Tıp çaresiz abi. Çözemiyoruz bunları. Hani diktatör büstleri gibi kullananlar. Ha? Bu da zor. Bununla itersin. Bu da kasıp, o da kasıp. Nasıl olacak? Evet. Böyle böyle. O işte o mirketler. Aa. Bu böyle bakıyor ya yukarıdan hop hop falan. Abi. O yani. Hala dolayısıyla vücutla ayakla mı dönüyor bu? Barış abi. Yanlış anlaşılma olmasın. O gaz kapama açma mevzu bu. Ve bu işi yaparken de yapmamız gereken, önceden hazırlamamız gereken vücudumuz, motorun sürati, vitesi bilmem nesi bütün bunlar böyle ya iki video seyrettik. Bir şey çözdüm falan. Sakın o yanılgıya düşme. Eğitime girilecek arkadaş. Adım adım öğrenecek bunlar yani. 25 sene oldu. Ben hala bir sürü şey yanlış yapıyorum yani. Olur. Hani bir, ne kadarını düzeltebildim diye seviniyorum. O yüzden acele etme baba. Zamanla hepsi olacak. Devamına geliyorum. Bir de gözlemlediğim bir konu var demiş Barış Bıyıkoğlu. Ankara'da yaşıyorum. Teorik olarak motosiklet kullanmayı öğrenmeye çalışan ve bunları yolda uygulamaya çalışan birçok kişi var. Otoyol şartlarında çok büyük yarı çaplı virajlarda bile sabit hızda, örneğin 140-150 km/saat süratlerde dönülebilen virajlara 100 km ile girerken pist şartlarında yani sınırlarda sürer gibi gazı kapatıp yönlendirmeyi yapıp daha sonra gaz açarak belki teorik olarak doğru ama yol şartlarında komik görüntüler ortaya çıkıyor. Doğru, katılıyorum. Yani gayet sakin bir sürüş yapabilecekken çok fazla gaz kapa aç gaz aç kapa şeklinde bir sürüş ortaya koyuyorlar. Bu konunun da gözden geçirilmesini istiyor. Cevaplarınıza şimdiden teşekkür ediyorum. Ne diyorsunuz baba? Kesinlikle çok haklı. Mesela ne diyoruz? Quick turn, hızlı kontra verme. Bu okulda bir konu. Piste yararları var ki bu da tartışılıyor. Ama onun da kavgası hala sürüyor bu arada. Evet, ama bunu öğreten okul da
California Superbike'da der ki yolda normal yolun aynı beyefendinin dediği gibi belli bir hızda dönülecek geniş bir viraj olsun veya daha da darda olsa normal dönülecek o durup dururken sanki orada bir köşe varmış gibi Allah! diye sert hareket yapmaya gerek, hiç gerek yoktur. Yumuşaklık, akıcılık. Akıcılık burada anahtar. Yani bununla ters düşecek şeylerden kaçınmak mesela lazım. Mesela senin söylediğin en güzel örneklerden biri işte o demin ayak açma konusunda bahse geçen ecel freni derler bizim yarışçılar ona. Yani şimdi o adamlar aslında hakikaten ecel freni atıyorlar ama onu öyle akıcı, o kadar profesyonel bir şekilde yapıyorlar ki yani normalde sen ben yapmaya kalksak ecel olur o zaten bize. Söylerken hiçbir şey anlamıyorsun. Yani dikkatli değilsen ne yaptığını da bilmiyor. Yani ne olup biteceğini bilmiyorsan hiç onu ecel freni yaptığını anlamazsın bile o adamları. Ama yapıyorlar. Yani dolayısıyla yani o en üst seviyede, en büyük rekabeti olduğu yerde bile senin de hani yapılmasına gerek kalmıyordu dediğin o sert hareketler o şekilde yapılmıyor. Tabii ki. Yani onu demek istiyorum. Peki. Yani, Semih Ortaç demiş ki ya da Sami Ortaç emin değilim. Merhaba Barkın Bey, size ve tüm Altın Elbise Adam ekibine, memur adamlara iyi yayınlar diliyorum. Memurlar size diyor bak, memur adamsınız. Ne işiniz var sizin? Size sorum şu olacak. 2 hafta önce XJ6 sahibi biri sorusunda motorunun çok ısındığını söylemiş ve çözüm için katalitik konvertör iptalinden bahsetmiş. Ama yapılmaması gerektiğini vurgulamıştınız. Yani iyi olur bu yapılmazsa. Ben de XJ6 diverjyon sahibiyim ve full sistem egzoz bütçe ayıramadığım için slip-on yani ucuna takılan susturucu egzoz taktırmaya karar verdim. Ama katalitik konvertör iptali yapmadan bu mümkün müdür? Mümkündür. Mümkünse eğer ses anlamında olumlu sonuç alabilir. Alırsınız. Yani alırsınız. Şimdiden teşekkür ederim. Sizi ve çarşamba günlerini seviyoruz demiş. Sağ olsun. Teşekkür ederiz abi. Takabilirsin slip-on ya. Sorun olmaz yani. Ses yapar güzel. Biraz da torktan çalar. Ha şey olmasın yalnız. Yani ses istiyorsa slip-on'un DB killer'ını çıkartması lazım. Bir de tapasını açacaksın evet. Ha, bu benim başıma geldi de onun için söylüyorum. Bir BMW'm vardı. İşte büyük hevesi gittim. Akropovic egzozu aldım. Taktım. Hiç ses yok. Hiç ses ya. Yine yok. Ne oldu ya? DB killer'ı akıl edemedim. Tapasını sökünüz. Evet. Turgay Edizcan. Tüm Altın Elbiseli Adam ekibi Fuat ve Devrim Beyler. İyi yayınlar diliyorum. Yayınlarınızı büyük bir beğeniyle takip ediyorum. Yamaha MT7'nin yurt dışındaki lansmanında proje mühendislerinden biri bu motorun aslında 160'lık bir arka lastikle tasarlandığını söylediğinden bu yana pazarlamacılar bir, mühendisler sıfır. Birkaç soru aklıma takılıyor. Bir, daha keskin bir yönlendirme. Ejnebilerin steering. Yani MT07'de de artık daha keskin yönlendirme. Kazanmak ve motosikletin yaysız ağırlığı azaltmak. Hani unsprung weight. Biraz ağırlık konusunda takıntılı olduğum söylenebilir. Ayrıca lastik seçeneklerini artırmak ve daha ekonomik lastik alabilme ek faydasıyla mevcut 5.5 inçlik offsetli canta 180-55-17 arka lastik yerine 160-60-17 lastik kullanılsa lastiğin profili mevcut lastiğe göre değişik mi olacaktır? Bunu yapan adam yanımda oluyor. Evet duruyor. Çok güzel. Üstelik. Tam yerine geldi. Tamam. Ah hadi bakalım. Şimdi hapı yuttuğumuzu anlatsın size. Yani bir MT07'ye bunu yapmak bence gereksiz. Neden hocam? Abi motor zaten tüy kolay dönüyor. Kolay dönüyor. Müthiş ama bir motor arkadaş, abi yani. Kılı kırp geliyorum diyor. Bir de o zaman 6.90 mühendisler, alacak abi. Mühendisler biz bunu böyle dizayn ettik. Yani pazarlamacılar şık gözüksün. Tabii onu böyle kalın seviyor. Halk kalın seviyor. Şimdi mühendisler onu 160'a göre tasarlamış olabilirler. Doğrudur. Ama o mühendislerin ne kadar yanlış olduğunu... 5.5 yok yanlış olduğunu değil. 5.5 inç jant düşünmemişlerdi büyük bir ihtimalle. Büyük ihtimalle daha önce. Ama 5.5 inç janta yani 180 takılan motor nasıl motora ben 160 RS Corsa aşkı uğruna taktım. Takmadan evvel de şöyle bir Deney yaptık takarken. Evet. Hani bu motor ne olur? Yani tabii garajda bunu deniyoruz. Bu fotoğrafı arkadaşlar birinize bir yaklaştırsak şu kameraya da onu durmayın. Şuraya vermemiz lazım. Gel. Gel bakalım gel. Müthiş bir deney yani. Bak şu kameradan bir zoom in gir bakayım. Fotoğrafta gözükmüyor ama bilim adamları falan var arkada. Bütün İsviçre'yi topladı. İsviçre'li balim. Dik şey. Baba dik tut dik tut. Ha, öyle. Aynen. Oluyor mu? Dur. Çok güzel. Çiçek gibi oldu. Şimdi bakın bu görmüş olduğunuz 180
ebatlı jant. Ebatlı bir, yani 180 lastik takılan bir janta ki büyük bir tane, o da 5.5 inçti. Hı hı. Triumph Street Triple açıp bakılabilir. 2012 model falan bir şeydi o. 2011 çünkü televizyona çıkarttı tamam, bunu. SkyTürk'te yayınladı. Hala resim duruyor değil mi? Evet. Yani sönmemiştir ekran kendisi. Evet. Bu janta 160 RS 60 Corsa taktım. Ve böyle oldu. Ve böyle yani garajda da bunu yatırttım yani. Bakayım dedim ne oluyor bu yani, bunun ne kadar şey yapıyor. Sen Fuat'ı koy bir de 70'le viraj aldır bakalım o zaman mı oluyor. Mesela öyle bakmak lazım. Ya baktık bir şey de olmadı. Güzel oldu. Durduğu yerde böyle ne anlamı var? Hayır şunu anlatmak istiyorum yani. Yani işte şekilde görüldüğü gibi şuradan. Bayağı temas alanımız var diyor. Bayağı temas alanı var ki hani bu motor bu yolda. O kadar yatıracak. Bu kadar yatırmak söz konusu değil yani, geç onu. Pistte anca zar zor oluyor yani. Bu böyle iddia üzerine. Evet. Ve ben tamam, bir mahsurunu görmedim. Tamam mı arkadaşlar? Yani. Ama MT07'ye bence gerek yok. Kaldı ki şimdi 60 RS Corsa'nın da Corsa olmayan 180'li inşallah Pirelli niyeyse bunu bir senedir üretmiyor. Sadece Ducati'lere veriyor. He? Sadece fabrikaya veriyor. Peki sen benim Scrambler'ı aldın. Aldık sonra bitti lastiği. Bitti lastiği. Ducati bayine gidiyorsun veriyorlar. Sen git. Aa koştura koştura gidiyor. Eyvah! Öğrendi! Kaçın ben şimdi geliyorum. Şimdi sen düşün korla. Artık onlar ağlasın diye. Hadi evet, bakalım. Vallahi gidelim. Peki 2. Mevcut kilomda sürücü çökmesine göre arka amortisör ön yüklemeyi 2 kademe sıkarak daha kararlı bir normal yol virajı performansı alabildim. MT07 değil mi bu? Evet abi. Alabildim kendi sürüşlerimde. 160'lık lastikle yaysız ağırlık azaldığında arka amortisörde sadece ön yükleme ayarı ile kurtarılabilir mi? Yoksa ön amortisör için çatal yağı değiştirme ve veya yay değiştirme veya ön çatal için ayarlanabilir kartuş uygulaması ile arka amortisör için sıkıştırma geri sekmesi ayarlanabilir bir değişim şart mı olur? Bir saniye. Bir cadde motorlarında hafif ve sessiz olması, ayrıca bakım kolaylığı ve toplam sahip olma maliyetinin daha düşük olması nedeniyle zincir dişli yerine kasnak kayış kullanmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Eyvah! Ya, öyle bir modifikasyon böyle bir değişim geç projesinde nereye şey dikkat etmemiz gerekiyor? Yapmayın. Sakın ha. Yok yok, o öyle söylemiş herhalde. Yani olursa olur. Yok, ama o bir yoklama oluyor ben sana söyleyeyim. Şunu diyeyim. Hani biz, hani biz şey, evet takılabilir. Şimdi sanayide şey ustaya gidiyorsun. Dur bir dakika. Olabilir diye tamam, korkuyorum baba, ben yani. Şimdi abicim senin MT7 ile ilgili bu amortisör sorularına Turgay Edizcan Bey kardeşim 160 taksak ne olur diyor değil mi? 160 takarsan lastiği bir sorun olmuyor. Gördüğün gibi evet, takan takıyor. Evet. Amortisör konusunda ben bizim MT7'ye, bu proje MT7'sine Hyper Pro'yu taktım. Müthiş. Müthiş fark oldu. Ediyor, fark ediyor. Çok fark ediyor. Evet. Sen bir dakika, Hyper Pro'nun sadece ön yayını mı taktın? Hayır. Ha, kartuş komple kartuşlu ha, dışarıda işte low speed, high harika speed. O arka amortisör. Arka amortisör. Öne de daha geliyor. Bekliyoruz. Öne ne aldın? Kartuş mu yay mı? Komple. Hem yay hem kartuş. Ha, o böyle içi komple ha, çıkıyor o, onu takıyorsun. Tamam işte ben haydi çok iyi. Yırtıldım şunu yapsın diye ama. Ama ona göre maliyeti vardır tabii. Ne gibi kadar mesela? Yani işte 400 euroya geliyor önü, arkayı da 730 euro verdik. Tamam, yani ben hadi 550 euroya hallettim bütün hepsini. Bence hani değer de o motoru çünkü o motoru çok seviyor. Evet. Yani. Neyse gene alacak işte tabii, bakacağız tabii, ne yapacağız. Evet. Durumlar böyle. Ha geliyor değil mi şey mi onlar? Yani kullanabileceğiz onları. Tabii tabii. Ha çok merak ediyorum. İki motoru karşılaştıracağım. Ama benim motorda klipon var bir de. Çok iyi. Ya tamam anlarız gene. Yani bizim yaptığımız motorda. Şimdi şöyle bir şey abi. Amortisör değiştirince başka bir şey olacak. Evet. Hem önde hem arkada böyle aa motor amortisör taktık falan diyeceğim. Çok şaşıracağım. Ki sen pahalı çözümü seçmişsin. Evet. Arkadaşımız görece daha ucuz. Yani high speed, low speed olmayan yine aynı markadan önde daha ama kaliteli. Değişti. Önde de yay değişti ve yağ değişti. Yağ değişti. 15 yağ kondu. Ona rağmen çiçek gibi oldu. Evet evet fark evet, etti. Çok fark güzel. Etti, fark etti. Kendisi birebir testini yaptı. Sen şu evet, amortisörü bir değiştirmeyi bir evet, düşün baba. Lastik de bence çok kurcalamasın. Oynaşmadan yani, bir amortisör konusunu düşün. Kayışla mayışla oynama babuş. Kayış yok öyle bir şey. Evet. Sakın. Peki bu akşamki sorularımız bunlar. Daha çok soru var ama bu kadarına vaktimiz yetti. Zaten evet, saat 12'ye geliyor. Evet. Artık tezgahı toplamamız lazım. Fakat hediyelerimiz var arkadaşlar. Hediyelerden bahsedelim. Birincisi ben kesinlikle şu şey konusunda hani bir Eni marka yağ veriyoruz bir set. Atamer Dalyan'a vermek istiyorum onu. Atamer Bey. Sorusu arkadaşımız. Şuydu. İlk sorulardan. Adana'da ismi lazım değil mi? Bir motosiklet kursunda lastik inik. Evet, evet. Atamer Bey size Eni'den bir motosikletinize bir tam yağ hediye ediyoruz.
hayırlı olsun. Kazasız belasız iyi günlerde sürün. Bir tanesi de bir dakika. Onu işte notunu almıştım. Hemen geliyor. Bekleyin. Ali Kartal. Benim sorum şu motosiklet kullanıcılarına yarar. Trafikte seyir halinde ya da motosiklet sigorta konusu. Evet, o kesin o önemli, çok önemli bir soru. Sana da baba EBC'den fren balatası verdik. Ali Kartal Bey kardeşimize. Ondan sonra devam ediyorum. Bu da güzel soruydu. Tabii hepimizi kurtaracak. Evet. Furkan Çetin, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden İTÜ'den kaza yapan kardeşimiz. Evet. Ona da kask verelim ya. Çok güzel. Kabuto, evet. Şimdi o kaskı kafayı vurmuş olabilir. Sen abi şu kabutoyu al, rahat et. Tamam mı? Kabuto Kamui kazandın. Sana da hayırlı uğurlu olsun. Evet, ilk iki hediyemiz kilerci motorlu araçlardandı. Bunu da kardeşler Yamaha'dan sana hediye ettik. Bir tane daha var. Bir tane Kabuto'yu daha. Kardeşler mi getiriyor? Evet. Artık distribütör onlar mı? Distribütör olmuş. bir de bu var işte. Şu. Ayak açma. Ayak açma konusu. Nerede adamın adını bulmaya çalışıyorum. Bilal Çakar. Ben ona İngilizce yollamıştım yazıları. O uğraşmış, didinmiş babacan. Türkçe'ye çevirmiş. Bilal Çakar Bey kardeşimize de hediyeyi yolluyoruz. Ona da Spidol'den motor yağı. Evet. Hayırlı uğurlu olsun hediyeleriniz. Çok güzel sorular sordunuz baba. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler bizi izlediğiniz için. Bunca saat kaç? 2,5 saat mi sürdü? 3 saat mi sürdü? Ben artık şeyini kaçırdım. 2,5 geçti. Evet. 2,5 saattir bır 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 anlatıyoruz. Sağ olun, var olun. Kendinize iyi bakın. Dikkatli sürün. Size de çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz abiler. Sağ olun. Bu yayını yapmamızı sağlayan kameralar için Sony'ye, yayında bize desteği olan Yamaha Türkiye'ye, her zaman yanımızda olan kardeşler Yamaha'ya, GİS Akademi'ye, Motoplus'a kıyafetler için, kilerci motorlu araçlara, evet balatalar vesaire, motolastik.com'a lastikler için teşekkür ediyoruz. Yiyoruz onları biliyorsunuz. Turşucom.tr'ye berrak turşularına çok teşekkür ediyoruz. Turşuyu da yiyoruz. Lastik, turşu beraber güzel gidiyor. Patreon.com'dan altın elbiseli adama destek olabilirsiniz. Bizi her yerde izleyin, takip edin, insanlara paylaşın falan, artık demiyorum onları zaten. Burada bir değişiklik olacak yakında. Yeni bir format, bir şeyler yapacağız. Güzel şeyler olacak. Fuara muhakkak bekliyoruz. Fuarda oradayız. Coşacağız, patlayacağız, çatlayacağız. Acaba bir MT7 getireceğiz. Böyle ilham olabilecek bir MT7. Çok neşeli olacak. Bekliyoruz. Görüşmek üzere haftaya. Kendinize iyi bakın.